Günaydın. Bugün 11 Ekim 2019 ve günlerden Cuma. Pazartesiniz hayırlı olsun diyelim. Cumanız da hayırlı olsun. Cumartesi pazarın suçu ne? Onu da soralım. Diyeceksiniz ki Ali Orhan, ya bu espriler eskidi. Yok, eskimedi, hala da özelliğini koruyor bence. Şimdi mübarek bir Cuma'dan hepinize güzel mübarek haberler vermek isterim ama malum. Her zaman güzel haber, iyi haber olmuyor, veremiyoruz. Barış Pınarı Hareketi'nde şehidimiz ve yaralılarımız var şu ana kadar bildiğimiz. Ve oradaki hareket devam ediyor. Terörist konusunda, etkisiz hale getirilen terörist konusunda en son rakam 277 idi. Şu anda kaç onu bilemiyorum. Allah oradaki askerimize ve güvenlik güçlerimize güç kuvvet versin. Onlar sınır ötesinde bu hareketi sürdürürken Türkiye'de de bu topraklarda yaşayan insanlar da onlara desteklerini her an her şekilde dile getirmeye çalışıyorlar ve desteklerini sürdürüyorlar. Türk askerine, Türk toplumunun büyük bir desteği var ki bu da böyle olması gerekiyor. Şimdi sözü uzatmadan sizi öncelikle hareketle ilgili haber merkezimizin yapmış olduğu, derlemiş olduğu bir haber var. O haberi sizinle paylaşalım. Ondan sonra o haberi paylaştıktan sonra Antalya'daki destekleri yine sizinle paylaşacağız. Önce haberi bir paylaşıyoruz. Hazır mı haber arkadaşlar? Sanıyorum hazır. Haber hazır. Önce onu bir paylaşalım. Sonra yeniden birlikte olacağız. Dünyanın gözünü diktiği ve adeta gözlerini kırpmadan beklediği harekat dün saat 16'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başladı. Hedefimiz barış koridorunu inşa etmektir. Bölgeye barış ve huzuru getirmektir. Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum. Mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyor. Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından Barış Pınarı Harekatı başladı ve ilk olarak Türk savaş uçakları insansız silahlı ve silahsız hava araçlarının da desteğiyle Suriye'nin kuzeyindeki YPG, PKK ve DAEŞ terör örgütlerine ait 40'tan fazla hedefi imha etti. Hava harekatının ardından kara ateş destek vasıtalarıyla teröristlere ait hedefler vurulmaya başlandı. Top ve çok namlulu roket atar sistemi atışlarıyla Resulayn ve Tel Abyad'daki sığınak, barınak ve mevziler ateş altına alındı. Harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından savaş uçakları bir kez daha havalandı. Belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Topçular harekat kapsamında 180'den fazla hedefi başarıyla imha etti. Harekat kapsamında Resulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri gece geç saatlere kadar ateş altına alındı. Yapılan hava harekatı ve topçu atışlarının ardından komandolarımız da gece yarısı sınırı geçti. Bu sabah saatlerinde ise Suriye Milli Ordusu ağır silahlı araçlarla sınır hattına geldi. Burada Türk zırhlı araçları eşliğinde beton blokların bulunduğu bölgeye ilerleyen araçlar, beton blokların kaldırılmasıyla Türk topçu birliklerinin yaptığı yoğun bombardıman eşliğinde sınır hattına girdi. Türkiye'nin yurt dışındaki en etkili temsilcisi olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da harekatla ilgili konuştu. Sahada da, masada da Türk diplomasisi ve yine Türk askeriyle, ordusuyla, tüm güvenlik birimlerimizle bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Sahada ve masada güçlü Türkiye'yi hamdolsun. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Tüm güvenlik birimlerimizi Rabbim korusun ve ordumuzu muzaffer eylesin. Devletimizi ve milletimizi payidar eylesin. Harekatın ikinci gününde günün ilk ışıklarıyla Resulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obis atışlarıyla vurulurken bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi. Kentte Mehmetçiklerimiz ve ÖSO birlikleri terörist gruplarla sıcak temasta bulundu. Çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuldu. Harekatın ikinci gününde komandolarımızın belirlediği terör hedefleri karadan topçu atışı, havadan da F-16'larla vuruldu. Evet, haberi izlediniz.
ordusu şu anda barış planıyla birlikte Suriye topraklarında ve orada barışı sağlamak, orayı o terörden korumak ve bir güvenli bölge oluşturmak için orada. Dünyada farklı farklı görüşler var. Tepki olan yerler de var. Türkiye'nin bu hareketini tepkiyle karşılayanlar da var. Bu ülkeler arasında sizlerin de çok sevdiği, zaman zaman bazılarınızın çok sevdiği, bazılarınızın farklı farklı şekilde gördüğü, işte bazılarınızın ya orada şöyle olurken burada bazıları böyle ediyor dediği, Filistin de var. Ondan sonra Arap ülkelerinin bütünü. Kınıyor bizi. Arap ülkeleri resmen Türkiye'nin huzur ve barışı kendi ülke sınırları içerisinde sağlayabilmesi için dışarıdan gelecek olan tehlikelere karşı başlatmış olduğu hareketi Araplar kınıyor. Yaleliler var ya, halen daha bazılarının yüzlerini döndüğü taraf var ya onlar. Niye? Ne kadar güçsüz Türkiye, o kadar onlara bağımlı bir Türkiye. Türkiye terörle uğraşırsa onlar Türkiye üzerinde istedikleri oyunları çevirirler. Onlar o teröristlere acaba yardım etmiyorlar, aklıma gelmiyor değil. Ve birçoğunuz farklı düşünebilirsiniz. İşte yok Ali Orhan şöyle düşünüyor, böyle ediyor, işte yok şurdu, işte savaş karşıtlığı bilmem ne. Bu bize savaş değil zaten, bunu söyleyelim. Savaş iki ülke arasında olur. Biz teröre karşı mücadele ediyoruz. Yıllardır bu teröristlerle mücadele ediyoruz. Ve yıllardır bu teröristler aynı yerlerde barınırlar. Aynı yerlerde şey görürler, nedir, idman yaparlar. Ondan sonra aynı şekilde saldırırlar kalleşçe. Bir kısmı silahlıdır, bir kısmı farklıdır. Mesela FETÖ gibileri de oralarda yetişir. Türkiye içerisinde filizlenir, kendilerine buldukları mecralarda yetiştirilirler. Ondan sonra bir ara bunlara karşı olduğunuz zaman siz vatan hainisinizdir, din düşmanısınızdır, hoca efendi düşmanısınızdır. Ama bir gün gelir onların terörist olduğu ortaya çıktığında bu sefer siz onlara karşı olduğunuzu ispat etmeye mecbur kalırsınız. Onlarla beraber yürüyenler değil, onlarla beraber o ne Türk geceleri mi yapılıyordu? Ve Türkçe olimpiyatlarında gider gözyaşı dökerlerdi. Ondan sonra ya böyle bir şey mi olur derdiniz. Bizim ülkemizde biz ne haldeyiz derdiniz. Vay işte bak görüyorsun Türk'ün dünyaya açılmasını kıskanıyor Ali Orhan. Hep böyle olurdu, hep böyle giderdi. Ama şimdi bakıyorum o gün Antalya'dan bazılarını toplayıp o okulları gezdirmeye götürenler bir bakıyorsunuz, o okulları gezdirmeye götürenler, o listeleri yapanlar, bugün bakıyorsunuz, onlardan daha iyi cumhuriyetçi yok. Niye? Çünkü kendi kendilerini saklama sistemi bu. Bütün teröristler böyledir. Bir başkasını ön plana çıkartır, kendi saklanır, arkada saklanır. İşte şimdi de bu ülkeler, bu Arap ülkeleri, komşularımızın bazıları, ki birçoğunda bunlar var mevcut. Müslümanım diye geçinip bizimle din kardeşiyiz, dindaşız diyen ülkeler. Bir baktınız ki bugün Türkiye'nin barış hareketine karşılar. Hani Filistin nerede ya? Hani Filistin kan ağlıyordu, Filistin ağlıyordu, gözyaşları vardı, bilmem neler vardı. Ha demek ki ağlamıyormuşlar. Gösteri yapıyormuşlar. Vitrin süslüyormuşlar. Öyle net bakmak lazım. Net. Beğenmediğiniz ya da kafir dediğiniz ya da işte Hristiyan dediğiniz ülkelerden bir bakıyorsunuz ki farklı destekler geliyor. Bir ya da iki neyse. Ve bu taraftan bir tane yok. Mesele bu. Onun için Türkiye'nin çok akıllı olması lazım. Türk halkının çok akıllı olması lazım. Vay bunlar bizim dindaşımız, bunlar bizim sırdaşımız, bunlar bizim kardeşimiz de ülkelerin çıkarları vardır. Bak Filistin nasıl hemen semeri çevirdi. Öbür nerede o Yaleliler? Bu ülkeyi bedevi çadırına çevirip onlara benzemeye çalıştığımız,
onlara benzesin diye bu ülke uğraşanlar oturup acaba kafalarını ellerinin arasına alıp düşünüyorlar mı ki ben ne yapmışım bu ülkeye yıllarca? Türkiye'nin döneceği bir yüz var. Medeniyet, gelecek, gelişmişlik, özgürlük, demokrasi, hürriyet, insan hakları, başka yok. O taraflarda bir şey yok. Bu her geçen gün daha da kendini gösteriyor. Şimdi Türkiye'nin elinde bir koz var, kapı meselesi. Kapıyı açarsak hepsi Avrupa'ya gidiyor. Açalım, vallahi ben açılmasından yanayım ya. Hatta öyle edelim ki Türkiye'ye bir tane Suriyeli sokmayalım. Ya oradaki işte şunun bunun, vallahi ben hiç artık onun peşinde değilim. Hiç, işte yok şunun gözünde yaş varmış, öbürünün bilmem ne varmış. Dün 25-26 yaşlarındaki genç bir çocuğu biz mezara koyduk. Kanserden. Türkiye gelişmişliğini göstermiş olsaydı kanserle mücadelede bir yerlere gelmiş olurdu. Türkiye teröre harcadığı parayı sağlığa harcasaydı farklı olurdu. Türkiye teröre harcadığı parayı verdiği enerjiyi farklı bir konumda içeriye harcasaydı daha farklı olurdu. Artık ben vallahi sınır dışındaki öyle olmuş böyle olmuş. Müsaade edin insanlığı yavaş yavaş. Zaten hayvanım da. Hayvanlığı kabul eden bir şeyim de o insan sevgisi falan işte orada o olmasın yok arkadaş. Önce onlarda olsun, bende olmasın. Artık bu. Ülkem olarak bu şekilde düşünüyorum. Kişisel benlik değil, ülke olarak. Benim Mehmet'im yanana kadar onun agopu bilmem nesi yansın. İş oraya geldi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sınır ötesi hareketi ülkenin her yerinde destek görüyor, her kesiminden destek görüyor. Siyasette bir farklılık var. Onlara da hesabı bir gün sorulmalı. Bak, açık ve net söylüyorum. Savaş yanlısı bir insan değilim. Barıştan yana bir insanım. Ama ülkemi 7-24 tehdit eden unsurlara karşı da benim ülkemde bir hareket başlamışsa onun yanındayım. Öyle iki de bir oradan bilmem nerelerden sallayacaklar. Yok işte şu ekonominizi öyle ederim bilmem neyinizi böyle. Bizde de vardı bir tane sallayan. Olmuyor işte sallamakla olmuyor. Bakın Amerika'nın bütün derdi Orta Doğu üzerinde olmak. O kadar asker çekmiş, bu kadar asker çekecekmiş, o kadar askeri varmış, bu kadar bilmem neyi. Ben bunların şeysinde değilim hiç. Amerika bu topraklardan hiçbir zaman varlığını kesmez ve her zaman bu topraklarda, bu lanetli topraklarda vardır. Çünkü kendisi lanetli bir ülkedir. O bölgede lanetli ülkelerdir. Ben hep bunu söylüyorum. O bölge lanetli bölge. Yok onlara birerleri vaat etmiş, yok bilmem hangi kitapta varmış, öbür kitabın arka sayfasında bilmem nesi varmış, onlara inanmam ben. Ben bir şeye inanıyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne, misaki milli sınırlarının değişmeyeceğine, bayrağının ay yıldızlı Türk bayrağı olduğunu ve insanının Türk olduğunu. Yok Türkler senelerce Kürtlere şunu yapmışlar, Lazlara onu etmişler. İşte Ermeni azınlıklara bunu etmişler, Süryanilere öyle etmişler diyenlere Türkiye'deki müzikleri örnek veririm. Türk müziği de Türkiye'deki müziklerde hepsi var. Ermenisi de var, Lazlı da var, Kürdü de var, Çerkezi de var, Süryanisi de var. Bunların hepsi bizim. Bu ülke topraklarının. Hiç kimse sahip çıkmasın, kimse de yalandan belirli bir grup üzerine vay şöyleydi böyleydi demesin. Kendisini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul eden herkes bu ülkenin ferdidir. Ha içeride adalet, hukuk konusunda, insan hakları konusunda, özgürlükler hakları konusunda, demokrasi konusunda sonuna kadar tartışırız. Hiç. Onu da sonuna kadar tartışırız. O farklı bir şey. Ama iş dışarıya geldi miydi yek vücut olmasını da biliriz. Dün Antalya'da da sabah namazıyla birlikte Antalya valisinin başkanlığında bu
hareketi desteklemek için Yivli Minare'de sabah namazında bir araya gelindi. Namaza üst düzey bürokratlar, başta vali olmak üzere üst düzey bürokratlar da katıldı, vatandaşlar da katıldı. Duayı Antalya İl Müftüsü Sayın Osman Artan dua etti. Daha sonra namaz çıkışında da vatandaşlarla birlikte mülki erkanda beraber sabah çorbası içtiler. Allah Mehmetçiğin ayağına taş değdirmesin diyelim. Haberi bir izleyelim, sonra yine beraberiz. Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı harekatının ardından 24 saat geçti. Türk ordusu gerek karadan gerekse havadan terör yuvalarını imha ederken tüm yurtta askerlerimizin harekatı sağ salim tamamlaması için dualar ediliyor. Antalya'da da Vali Münir Karaloğlu'yla kamu kurum müdürleri Yivli Minare Camii'nde sabah namazına katıldı. Namaz öncesi Fetih Suresi okunurken namazın ardındansa Antalya İl Müftüsü Osman Artan öncülüğünde dualar edildi. Vatanımızı korumak ve mazlumlara yardım etmek için Suriye'deki tüm terör örgütlerine karşı sefere çıkan ordumuza, güvenlik güçlerimize yardım eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, senin yolunda ve şeytanın dostlarına karşı savaşan Mehmetçiğimize, düşmanlara karşı, onların hilelerine karşı sen onları koru ya Rabbi. Vali Karaloğlu, Türk ordusunun terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele ettiklerini ve bu harekatı başarıyla tamamlayacaklarını belirtti. Ordumuz bu harekattan muzaffer bir şekilde döner, kazasız belasız bir şekilde döner diye dua ettik. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin. Amin. Rabbim milletimizin birliğini, beraberliğini muhafaza etmemizi bizlere nasip eylesin. Amin. Vali Karaloğlu ve beraberindekiler namaza katılan vatandaşlara çorba ikram etti. Evet, izlediniz. Şimdi sizlerden gelen yorumlar var. Diyor ki Ali Deniz, operasyon bitsin, Arap seviciliği yine devam eder. İyi yayınlar abi, günaydın. Vallahi inanıyorum. Bunlar çok aşırı derecede bir Arap seviciliği var bunlarda. Nedense seviyorlar yalellileri. Ya inanın, o şeyin altında, giysinin altında her türlü rezalet mevcut. Şimdi ben Erzurum'da büyüdüm. Eskiden İran'la Erzurum arasında kaçak yollarla ya da işte öyle böyle yollarla gidiş gelişler olurdu. Oradan gelen sigara paketlerinin üzerinde Arapça yazılar var. O sigara paketlerini yerden alıp duvar deliklerine çok sokanları gördüm. Niye? Kur'an yazısı diye. Ya bu kadar bilgisiz bir toplum. Vallahi billahi. Şu Arap seviciliğini bir bırakın bir kere. Ben Arap düşmanlığı etmiyorum. Ama Arap sevicisi hiç değilim. Çünkü bu kadar geri kalmış bir memleketi, parası olup da hiçbir işe yaramayan bir memleketi sevebilme şansım yok. Ya bir bakın. İran, Irak, Suriye, Libya, ondan sonra o bölgelere bir bakın. Suudi Arabistan, Yemen, ondan sonra nedir? Katar, şunlar bunlar, bu Arap ülkelerle. Dünyada en zengin ülkeler içerisindeki en zenginler yine oradan. Ama hep batılıların kölesi. Kölelik ruhlarında var. O ruhlarında kölelik var. İslam dininin devrimi de, köleliği yıkan devrimi de bunları edememiş, uyandıramamış. Biz mi uyandıracağız? Benim uyandırabilme şansım hiç yok. Onun için şu Arap seviciliğini bir bırakacağız, bir kenara koyacağız. Bundan sonra açık söylüyorum. Filistin'de şu olmuş, İsrailliler bunu yapmış, baskı rejimine karşıyım ama vallahi hiç eskisi gibi kafama takmayacağım. Türkiye 40 yıldır bu terör örgütleriyle uğraşacak. Ama bugün Türkiye böyle bir harekette, terörü temizleme hareketi. Bakın hiç kimsenin bir ülke toprağında şunda bunda gözü yok bu ülkenin. Onu da söyleyelim. Mustafa Göçer merhaba, hayırlı günler dilerim demiş. Askerlerimiz bir an önce bitirip gelsinler, analar ağlamasın. Dünkü
Kale içi festivalin coşkuyla yürüdük. Hoşça kal, düşünerek kal, görerek izle demiş. Pazartesi günü görüşmek üzere demiş. Evet, dün festival vardı Antalya'da, onu da konuşacağız. Bu arada Ali Münir Sapmaz'a, Kenan Çakırca'ya, sevgili Kenan, Bursa'ya buradan selamlar olsun. Cemal Aras'a merhaba diyelim. Rukiye Başkurt Akman, sana da merhaba diyelim. İnşallah vanilya kokulu pastalar bu tarafa doğru gelir. Bir sabah da şurada bir gelsem ki. 3 tane vanilya kokulu pasta var değil mi? Evet, ondan sonra Hüseyin Erhan Acar merhaba demiş. Nurhan Ural, sevgili Nurhan'a da buradan selamlarımızı gönderelim. Diyelim ki nefes alıyorsanız varsınız, varsanız birlikteyiz demektir. Bunlar güzel şeyler gerçekten. Sevgili Kenan'a, Bursa'ya buradan selamlar göndereyim. Her zaman olduğu gibi. Çünkü Bursa'daki temsilcimiz sevgili Kenan bizim. Benim, şahsen benim. Programımın temsilcisi. Özgürlüklerin programı. Şimdi biraz gelelim içeride ne var ne yok. Antalya'da. İçeride derken Antalya'da ne var ne yok. Çünkü Antalya yaşayan bir şehir. Antalya. Bugün size bir yazı okuyacağım. Aklın Yolu 1. Son bölümünde ayrışmamız olsa da ilk bölümünde Aklın Yolu 1. Ayla Çekiç bir yazı yazmış Hürses'te. Sizin oraların nesi meşhur diye. Bizim oranın muhlaması meşhur, balı meşhur, havası meşhur, güneşi meşhur, Ali Orhan'ı meşhur. Zaten en meşhur Ali Orhan bizim oranın, Çinçiva'nın. Çinçiva'dan izleyenler varsa da derler ki lan bu kadar mı megaloman olur bir insan? Evet, megalomanımdır. Ben çünkü o bölgenin iyi bir keçi çobanıyım. Gerçi şimdi Rıfat Karayalçın diyecek ki ya ben senden daha iyi keçi çobanıyım. Fakat bu konu tartışılır. Bu konu tartışılır. Yine sizlerden gelenler var. Nurhan Ural iyi yayınlar demiş. Vallahi iyi yayınlar. Bak iyi iyi yayınlar. Hep yayınlar iyi olsun. Gönüller bir olsun. Omuz omuza verebilelim. Her türlü düşünce ayrılıklarımızın olmasına rağmen. Bunlar güzel şeyler. Ve ne kadar güzel ki düşünce ayrılıklarımız var. Hepimiz aynı şeyi düşüneceğiz diye bir kural yok. Aynı yere bakacağız diye bir kural yok. Sabah kalktığımızda aynı pencereden bakarsak hep aynı manzarayı görürüz. Ben bunu hep söylüyorum. Değişik pencerelerden baktığımızda değişik manzaralar görürüz. İşte o değişikliktir Anadolu'nun rengi. Hep bunu söylerim ben. Anadolu'nun rengi farklıdır. Anadolu güzeldir. Ah, Rıfat Karayalçın da. Bizde derler ki an, DNA'yı sakla. Dostluğumuza dayanarak bunu söylüyorum. Sevgili Rıfat da demiş ki sana saygı duyarım demiş. Estağfurullah. Benim saygım hepinize. Neden hepinize? Bak ben böyle hani yalaklık olsun diye bir şeyler olsun diye konuşmam. Sabahın bu vaktinde her birinizin televizyonda binlerce kanal varken eğer bu kanalı izliyorsanız demek ki birbirimize karşı görmesek de sesimizi duymasak da ondan sonra bir araya gelemesek de bir sevgi bağı oluşmuş. Ha bu da neden oluşmuş? Çünkü bizim birbirimize karşı riyakarlığımız yok. Şimdi hal böyle olunca mesela Bursa'da Kenan'la hiç karşılaşmadık. Şu iletişimimiz bu. Mesela Nurhan'la hiç karşılaşmadık ama iletişimimiz bu. Rıfat'la çocukluk arkadaşım, o ayrı. Ali Deniz'le Antalya'da selamlaşmışızdır. Ondan sonra şu an internet üzerinden izleyenleri söylüyorum. Yani şu var, insanlar kendisine yakın gördüğü insanlarla bu iletişimi kurar. Benim de vardır, izlediğim programlar var, izlediğim televizyonlar var, izlediğim haber bültenleri var, hafta sonu izlediğim sabah programları var. Niye? Çünkü aramızda bir iletişim oluşturulmuş. O iletişimi kırmamak. İşte bütün mesele bu. Olmak ya da olmamak diyorlar ya. To be or not to be. Öyle bir durum. Ömer Şeker. Meclisteki bazıları Türk askerine, ordusuna onlar sayesinde sıcak yatağında yatıyorsun. Lüks içinde yaşıyorsun. Çıkıp diyeceksin işgalci. Çok söylenecek var Ali Bey. İyi ki siz Antalya'nın sesi gözü kulağı oluyorsun. Söylenecek tabii sözler var. Ben bunları söylüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin bu hareketini desteklemeyen bir görüşün, bakın terörden temizleme hareketi, biz işgalci bir ülke değiliz ve hiçbir yeri de işgal etmeye gitmiyoruz. Aksine işgalcilere karşıyız.
Tamam, gideriz. Şimdi bir araya gideceğiz de araya gitmeden önce gazetelerde neler var, onların başlıklarına bir bakalım kısa bir şey, neleri konuşacağız. Ha, bugün size bir haber vereyim. Bugün Vatan Kahvesi'ni konuşacağız. Antalya'nın Vatan Kahvesi'ni. Diyeceksin ki Ali Orhan, Vatan Kahvesi nereden çıktı? Bayram değil, seyran değil. Enişten beni niye öptü? İşte bunlar. Hani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Muhittin Böcek kazanınca bunlar 5 yıl hiçbir şey yapmaz söylemleri yeniden böyle depreştirildi ya. Antalya tarihiyle buluşuyor. Tarihiyle yüzleşiyor ve tarihine yeniden yaşamaya çalışacak ki bu güzel bir şey. Ondan sonra Atatürk Spor Salonumuz vardı. İsmi kaldırılsın diye spor salonunun oradan kaldırıldığı iddiasındayım halen. Çünkü Atatürk'e karşı bir şeysi vardı. Efendim? Stad'da da aynısı oldu. Stad'da, stadın yeri değiştirildi, Atatürk ismi kaldırıldı ama Antalya'da hiç tepki yok. Niye? Uyuyor. Çok severler. Bu kentin insanı çok sever. Ondan sonra da dışarıdan gelenlere ne derler? İşgalci, talan ettiniz, şunu ettiniz, bunu ettiniz. Dünkü tweet'i unutmamışım. Onu unutmamışım. Ve hala ısrarla da Meltem Hanım sürdürüyor. Bakın Meltem Hanım'la böyle bir şeyimiz yok. İyi de dostuz, yıllardır tanışırız, arkadaşız. Dün benim yorumlarımdan sonra konuştuk, ettik. Ve o ayrı bir boyut ama kullandığı dil problem. Gazetelerin başına bir bakalım. Spor salonunu konuşacağız. Yeniden Atatürk kapalı spor salonu oluşturulsun mu? Kentte böyle bir hava var mı ki? Var. Dün bazı paylaşımlar gördüm. Var. Karşı olanlar da var. Vatan Kahvesi yeniden oluşacak mı? Bu var. Antalya ne yapacak, onlara bakacağız. Bugün gazetelerin büyük bölümü bu hareketle ilgili. Ama bazı şeyler var, değişik haberler var. Mesela Ekspres'te inşaat sektörü alan veriyormuş. Gerçek gazetesi Kadınlar Güvende başlığını kullanmış. Körfez gazetesi Kaş Kalkan yolu bir kez daha iptal demiş. Son Haber gazetesinde yöresel ürünler kalkınmanın anahtarı demiş Ali Çandır, Antalya Ticaret Borsası Başkanı. Ve Can Dost'tan Ürperten iddia demiş Antalya Gündem gazetesi, barınaklar hastalık saçıyor iddiasına karşı toplumun hayvan barınaklarındaki hayvanları eve almadığı, yani oradan hayvan edinmedikleri konusunda bir iddia var. Onu sizinle paylaşacağız. Çadırdeden güneş parıldamış diyor Rıfat. Biraz sonra o fotoğrafı sizinle paylaşacağım. Kara Yusuf Acar, günaydın, iyi yayınlar Ali Baba demiş. Teşekkürler Beyhan Şirin'le merhaba diyelim. Ve şimdi kısacık bir araya gideceğiz. Kısacık bir aradan sonra yeniden beraber olacağız. Bizden ayrılmayın. Aslında bizden ayrılmadığınızda sizden ayrılmamış oluyorsunuz. Kahvenizi yudumlayın. Çayınızı için, çay Rize'de yetişir. Ama Türkiye'nin ve dünyanın bütün tarafında yürekleri ısıtır. O zaman ne yapıyorsunuz? Çayınızı yudumluyorsunuz. Kısa bir aradan sonra yine beraber oluyoruz. Evet, beraberiz. Çayınızı yudumladınız, kahvelerinizi yudumladınız. Şöyle arkanıza doğru bir yaslanın. Nurettin Utku da katıldı bu arada. Onu da hemen belirteyim. Ya yani bu sayabildiklerim. Daha çok. Biz aslında her birimiz birer birey ama orman kadar kalabalığız. İşte o birerlikteliği, bireylikleri bir araya getirmeye çalışmalıyız. Şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Yakup Toklu diyor ki terörün kaynağı kurutulmazsa gerisi geçici çözümdür. Aynı fikirdeyim. O kaynağı besleyenler dün El-Kaide'yi kurdu. Doğru. Sonra IŞİD. Doğru. Sonra bugün de PKK, YPG, yarın diyor başka bir adla yenilerini üretmeye devam edeceklerdir diyor. Doğru. Şimdi işte hep bu yüzden diyorum ki uyanık olmak lazım. Buradayım. Sevgili Halil. Ülkede uyuyan insan sayısı çok. Sen de uyursan mahvolduk.
Yani en azından birkaç kişi uyanık kalmalı. Çünkü uyuyan o kadar çok insan var ki. Cem Ataman merhaba Lazaloğlu, günaydın, günün hayırlı, cuma mübarek, haberlerin hep iyi olsun, kolay gelsin, selamlar demiş, teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi ülkede uyuyanlar listesine doğru gidiyoruz. Niye? Çünkü ülkede uyumayan insanlar uyuyanlara sitemlerini gönderiyor. Mehmet Tosun diyor ki, günaydın Ali Bey, iskanı alınmış bir eve 2 aydır elektrik bağlamayanlarla, yamayanlarla bu kentte bir şey diyecek yetkili yok mudur? Okullar açıldı, çocuklar nasıl ders çalışacak? Ya çocuklar ders çalışmasın, çocuklar okula gitmesin, çocuklar büyümesin, buna uğraşılmıyor mu? Aydın toplum her zaman idarecilerin korkulu rüyası olmuştur. Çünkü aydın olursan toplum, o zaman idarecinin koltuğu sallanır. Her konuda bu böyle, politikacının böyle, müdürünün öyle, amirinin öyle. Hani iblikçi başı meselesi var ya, tuvalete girerken vatandaş gelmiş girecek, eski tip tuvaletleri düşünün. Girecek oradan ibriği, hop diyor oradan biri, ne oldu? Öyle yok diyor, yanındaki ibriği alacaksın. Niye? Çünkü iblikçi başı. Bu ülkede bir baş ol da ne başı olursan ol. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi sevgili Mehmet Tosun, oraya elektrik bağlatamazsın. Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama gün gelir sapsız şeye baltaya olursun sap mıydı? Öyle bir şey vardı rahmetli Barış Manço'nun. Değil mi? Şimdi baştan kaybetmişsin. Sen baştan kaybetmişsin. Niye Uşak'tan buraya gelmişsin? Ne işin var? Sana neydi Lara kumulları? Değil mi? Sana neydi Konyaaltı? Sana neydi Ansan? Sana neydi Türk Eğitim Vakfı? Sana ne bunlardan? Otur oturduğun yerde, çıkarma sesini birçoğu gibi. Ondan sonra da yeri geldi miydi yaz. Antalya'ya dışarıdan geldi, yağmaladılar. Gelmeyin de. Böyle yap ya. Az politik ol. Her şeye çomak sokma. Sevgili Mehmet Tosun, şimdi bir şey diyeceğim, siyasi konu olacak. Meclis üyeliğin dönemin daha böyle böyle karıştırana kadar böyle böyle kaldırıp indirseydin daha iyi olurdu. Şimdi senin oraya benim hemşerim elektrik çekecek. Benim hemşerim sözünde duruyor. Ne demişti telefon konuşmasında milletin? Demişti değil mi? Karadeniz'de sözünde duran insanlardır. Bak 2 aydır seni elektriksiz koymuş. Robin okula gitmiş, gitmemiş, Robin ders çalışmış, çalışmamış, evde elektrik ihtiyacı var yok, onlara dert değil ki. Onlar ye iç eğlengül oyuna, böyle gelmiş bu dünya, böyle gider, üzülmesen bak keyfine, keyfindeler ve olayın fevkindeler. Sizden gelenler, İsa Akbulut günaydın, iyi yayınlar demiş, orada durmuş. Bugün Dünya Kız Çocukları günüymüş. 3 kız babası olarak benim de günüm sayılır. Onlardan rol çalmış olurum. Değil mi? Öyle bir fotoğraf var. O fotoğrafı bir paylaşayım. Sevgili Erhan Acar paylaşmış. Hüseyin Erhan Acar benim iyi izleyenlerimden bir tanesidir. Ha, iyi dostum mudur değil midir? Bu tartışılır. Bunu tartışırız da şu gönderdiğin fotoğrafta bir marka olmasaydı güzel olacaktı sevgili Hüseyin Erhan Acar. Bu Amerikan seviciliğinizi bir bırakın. Amerika seviciliğinizi bir bırakın. Çay çay, Türk kahvesi, Türk çayı, onlar kadar güzel bir şey yok. Ama siz halen daha böyle nedense seviyorsunuz bu şeyi. Amerikan ürünlerini seviyorsunuz. Batı hayranlığınız yüzünüzden eksilmiyor. Son bir fotoğraf attım oradaki o şeyin üzerine, reklamın üzerine kapatırsan sevinirim sevgili Halil. Nurettin Utku İstanbul'dan selamlar, sağlıklı yayınlar. Torununun yaş gününü kutlamaya gitmiş. O zaman biz de torununa buradan Antalya'dan bir sürpriz yapalım. Niye? Çünkü biz çocukları seviyoruz. Çünkü çocuklar bu ülkemizin geleceği, hepimizin geleceği. Senin, benim, onun, bunun, hepimizin gelecekleri bu çocuklar. Ülkemizin geleceği, dünyanın geleceği bu çocuklar. Onun için çocuklar önemli bizde. Ben çocukları çok seviyorum. Çünkü benim geleceğim onlar.
Bunun bilincinde olmak lazım. Onun için çocuklar bırakın özgürce uçurtmalarını uçurabilsinler. Uçan balonlarla çocukların hayallerini kısmayın, uçurup göndermeyin. Uçurtmalarla çocukların hayallerinin gelişmesini sağlayın. Neden? Çünkü uçurtmayı yeniden kendine çekebilme şansı var. Uçan balonu yok. Bu tür şeyler önemli gerçekten. Onun için bunları yapmak lazım. Bir fotoğraf olacak Atatürk'ün meclisteki konuşmasından. Attım mı onu sana ben? Önce bir bakayım atmış mıyım, atmamış mıyım? Sevgili Halil. Hah, atmışım. Diyor ki tüylerim ürperdi diyor. Ben bugün ilk defa okudum ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı okumalı. Atatürk'ü kimse sevmek zorunda değil ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes saygı duymak zorundadır. Atatürk'ün 23 Nisan 1920'deki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasından. Bazı arkadaşlar yoksulluğumuzu bahane ederek memleketlerine dönmek istiyorlarmış. Kimseyi zorla Büyük Millet Meclisi'ne davet etmedim. Herkes kararında özgürdür. Ben kutsal davaya inanmış bir insan olarak hiçbir yere gitmemeye karar verdim. Hepiniz gidebilirsiniz. Asker Mustafa Kemal olarak ben mavzerimi elime alır, fişekleri göğsüme dizerim. Bir elime de bayrağımı alır, Elmadağ'a çıkarım. Orada tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum. Kurşunlarım bitince değersiz vücudumu bayrağıma sarar, temiz kanımı kutsal bayrağımı içire içire tek başıma can veririm. Ben buna and içtim demiş. Şimdi şunu bir okuyun. Bir insanın neden ölmediği bu yazılarda var işte, bu mesajlarında var. Bazı insanlar ölümsüz. Siz ölümü toprağa girmek olarak görüyorsunuz. O konuda haklısınız. Evet, ölmek toprağa düşmek. Canını kaybetmek. Ama bazıları ölümsüz işte. Bunlardan biri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bakın halen daha bugün bunu konuşuyoruz. Niye? Çünkü dünyada lider çok kolay yetişmiyor. Dünyaya gelmiş geçmiş en büyük liderdir bana göre. Ha, size göre sizin lideriniz farklı olabilir, öyle olabilir, o ayrı bir şey. Ama benim için böyle. Kim paylaşmıştı bunu? Hakkını yemeyelim. Bu paylaşımı yapan izleyicimin. Çünkü öyle edersem haksızlık etmiş olurum. Ben de haksızlığı sevmem. Sevgili Nurettin Utku paylaştı sanırım. Evet, sevgili Nurettin Utku paylaşmıştı bunu. Sizlerden gelenlere bakıyorum. Mustafa Kök günaydın diyecekmiş. Güsü geldi. Günaydın sevgili Mustafa Kök. Ahmet Akça günaydın Ali Bey. Özgürlüğe devam. Özgürlük güzel bir şeydir. Evet, Şaban Tunç günaydın. İyi yayınlar, hayırlı cumalar Ali Bey demiş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Size de hayırlı cumalar olsun. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembeniz de hayırlı olsun. Az daha o şey büyüt, o reklamı kapatmışsın ya, çünkü ekrana verince uç taraftan ne olduğu ortaya çıkar. O fotoğrafı bir alayım. Bir alayım ekrana, çünkü bugün Dünya Kız Çocukları günüymüş. Sevgili Hüseyin Erhan Acar. Teşekkürler. Hüseyin Erhan Acar diyor ki bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Benim kızlar Aybiçe ve Ayşilla günaydın diyorum demiş. Dünyaya Aybiçe ve Ayşilla günaydın demiş bu sabah. Ne kadar güzel etmişsin. Vallahi ne mutlu sana ki kalktığında sabah çocuklarını görebiliyorsun, kızlarını görebiliyorsun. Benim haftada bir gün ya şansım var ya da yok. Çünkü ben hafta içi her gün onlardan çok erken kalkıp geldiğim için hafta içi pek göremem sabah çocuklarımın o durumunu. Hafta sonu da bazen onlar benden önce kalkıp işe gidiyor. Böyle olunca da gerçekten güne birlikte başladığımız zamanlar bizim için bir ayrıcalıktır. Ben üç kız babasıyım, bunu her yerde söylerim ve gurur duyuyorum. Üçüyle de gurur duyuyorum. Ki mutlaka bütün babalar çocuklarıyla gurur duyar. Çünkü onlar kendi o babaların geleceği. Onun için biz de burada Aybiçe ile Ayşila
ve onların nezdinde bütün dünyaya merhaba diyelim bu güzel yüzlerle. Ve devam edelim. Evet. Günaydın mesajları gelmeye devam ediyor. Siz oradan mesaj gönderin. Biz buradan mesaj gönderelim. Devam edelim. Ve şimdi bugün gazetelerde neler var neler yok onlara bir bakacaktık. Bir, gazetelerin büyük bir bölümü daha önce sizinle görüntülü olarak haberini paylaştığım Antalya'dan Türk askerine destek mesajlarıydı. Onları sizinle konuştuk. Şimdi ne vardı sizinle böyle bir bugün gazetelerde olmayan gündem dışı paylaşımlarım da olacak. Mesela bugün gazetelerde biri var, o bizde de o haber var, onu da sizinle paylaşacağım ben. Bu yıl Muratpaşa Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen Old Town Festivali var. Ve gerçekten çok renkli bir açılış oldu dün kale içinde. Kortej eski Büyükşehir Belediyesi binasının önünden kale içinden geçerek Mirador'a geldi. Müthiş bir kalabalık vardı. Güzel bir kalabalık vardı. Dünyanın değişik ülkelerinden gelmiş o insanlar vardı. Antalya'ya ilk kez gelenler vardı. İçlerinde bir ikinci kez gelen, üçüncü kez gelenler vardı. Zaman zaman onlarla da konuştuk ama gerçekten çok farklıydı ve güzeldi. Onunla ilgili dün Antalya'da bulunan bu festivale katılmak için Antalya'da bulunan ülkelerin heyetleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği ziyaret etmiş. Ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlayacak festival için Muratpaşa Belediyesi Başkanı Sayın Ümit Uysal'a da Sayın Muhittin Böcek hem partilisi hem meslektaşı, belediye başkanlığı bir meslektir ve onurlu bir meslektir. Onurlu da bir şeydir, görevdir. Görevdaşına diyelim, meslektaşı biraz şey olur da, görevdaşına başarılar dilemiş. Önce o haberi bir izleyelim. Başkan Böcek'ten hoş geldiniz mesajı başlığıyla vermiş arkadaşlarımız, ondan sonra beraberiz. 10-13 Ekim tarihleri arasında 24 ülke ve 48 şehrin katılımıyla düzenlenen 4. Kaleiçi Old Town Festivali'ne katılmak üzere Antalya'da bulunan yabancı konuklar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve çeşitli ülkelerin başkonsoloslarının da yer aldığı ziyarette Başkan Böcek konuklara Antalya ve turizmle ilgili bilgiler verdi. Bu yıl 4.sünü düzenlediği bu festival vesilesiyle bugün Antalya Büyükşehir Belediye'mizi ziyaret etmesinden dolayı başta sevgili dostum Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'a ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da Kaleiçi Old Town Festivali'ne sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'ye teşekkür etti. Başkanımıza festivalimizi takdim etmekten onur duyuyorum. Kendisine ve Büyükşehir Belediye'mize desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Evet, yeniden birlikteyiz. İzledik haberi ve daha sonrasında da festival başladı. Ve o festivalden var mı görüntü elimizde arkadaşlar? Nasıl yok? Ana habere bağlandılar. Ha, doğru diyorsun. Onu daha sonra paylaşalım o zaman. Arkadaşlarımız geldi miydi onu hazırlattıralım. Evet, ondan bir bölüm verelim. Şimdi diğer gazeteler de gelmedi değil mi? Gelmedi. Mesela Son Haber gazetesi senin elinde yok, bende var. Yöresel ürünler kalkınmanın anahtarı. Dün sabah stüdyo konuğumuzdu. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır önemli konuları dile getirdi. Önemli konuları anlattı burada. VTV'nin sabah programı Ali Orhan'la Antalya gündemi. Mesela ben haber yazsam öyle yazardım. VTV'nin işte en az izlenen programlarından birine konuk oldu. İşte bu yüzden böyle böyle oldu diye hiç haber olmuyor bize şey olanlar da o yüzden biraz da sistem bu. Açık ve net.
En azından bugün oradan yola çıkarak Yörex ile ilgili yazılanları dile getirebilme şansımız olurdu. Son Haber Gazetesi bu şansı bize vermiş. Teşekkür ediyorum. Son Haber Gazetesi manşetini almış Yörex'i. Diyor ki Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır bu yıl 10.sunu gerçekleştirdikleri Yörex Yöresel Ürünler Fuarı ile ilgili detayları gazetemize anlattı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle 23 Ekim'de gerçekleştirilecek fuarın önemine vurgu yapan Çandır, Yörex'in kırsal kesimde iş gücünü artırdığını, yöresel ürünlerin kalkınmanın anahtarı olduğunu söyledi. Aferin be. Vallahi aferin sana Ali. İşte bu. Şimdi 3000 katılımcı, 1 milyon ziyaretçi, üretenler de ürettikleri ürünleri geliştirmeye başladılar gibi başlıkları var. Ve sizin oraların nesi meşhur sloganıyla yola çıkmışlardı. Ve o slogan devam ediyor. Bugün o slogana dayanarak bir yazı yazmış. Kim? Ayla Çekici. Ayla Çekici'nin yazısının büyük bölümüne katılıyorum. Katılmadığım bir bölümü de var. Onu da zaten siz de okuyunca sonunda fark edersiniz. Şimdi Ayla Çekici'nin o yazısından biraz okuyacağız. Özür diliyorum. Neden? Şimdi çünkü diyor ki sizin oralar nesi meşhur? Buyurun işte ben de böyle oluyor zaman zaman. Bir su mu istesem? Neyse. Ha, teşekkürler. Su yok. Yok, gerek yok. Arkadaşlar hemen dediler ki bir jenerik dönelim, kendine gel. Bir acem şairi ölüm haktır diyor. Öleceksek de böyle bir yerde ölelim canım. Gideceksek de böyle bir yerde gidelim. Öyle hemen de ölmeyi düşünmüyorum. Öyle hemen öleceğimi düşünenler varsa yanılırlar. Çünkü hani diyor ya, ikimiz de aynı gecede doğmuşuz. Ben kışın kar üstünde, sen kuş tüyü yastıklarda. Ve şimdi ikimiz de gidiyoruz. Senin Tanrı'ya vereceklerin kadar benim Tanrı'dan alacaklarım var. Şiirin birinde böyle der. Uykusuz gecelerin getirdiği çocuklar. Her zaman mavi değil bu gökyüzü, bu deniz. Buruşmuş çarşaflar üstünde acı bir dünya hazırlıyor size anneleriniz diye. Şiir devam eder. Çocukları anlatan. Çocukların öldürülmesine karşıt bir şiirdir. Bu şiir çok yıllar önce okumuştum. Aklımda kalan bukleler bunlar. Onun için özür diliyorum. Keşke hepsi aklımda kalabilseydi ama içinde yok. Gerçekten bunun içine koymayı unutmuşlar. Karadeniz'de olmak farklı bir şey. Bizim Karadeniz'de işte benimkini unuttukları için bir başka Karadenizli'nin beynine koymuşlar. Bizde birkaç kişininkini unutup bir başkasının beynine koyuyor. Bazısının kafası çok çalışır. Ülkede çok zengin olur. Milletin şey yapar. Bazıları da benim gibi olur. Keçi çobanı olur. Çünkü içinde yok. Yani şu omuzun üzerindeki yuvarlağın içerisinde bir şey var diye beklemeyin benden. Yanılırsınız. Ama şu var, takıntılarım var. Takılıyorum, bazen çok takılıyorum. Hem de feci takılıyorum. Şimdi Nurhan Hanım, Nurhan Ural izliyor. Tamam, geldiyse reklam zamanı geldi arkadaşlar. Reklam zamanı geldi diye öleyim mi şurada? Amma dakik oldunuz ya. Masar Osman bile sizin kadar dakik değildi. 2-3 dakika geç gelirmiş saati satmak için. Şimdi sizin oraların nesi meşhur demiş. Ayla Çekici diyor ki denizi meşhur, havası meşhur, kumu meşhur, güneşi meşhur, sahili meşhur. Portakalı, limonu, narenciyesi, eğlencesi ve destinasyonları. Alanya'sı, Manavgat'ı, Bele'yi, Kundus'u, Kemer'i ama en meşhuru adı Antalya. Sahil şeridi üzerinde inşa edilen otel, motel, tatil köyü ve en önemlisi temalı otellerde her şey dahil. Konaklatma, yedirme, içirme, eğlendirme içerikli yapılan kitle turizmi, dışa kapalı içe dönük eylemlerin gerçekleştirildiği tesislerimize, paket tura bağlı ve kendi başına karar vermede özgür olmayan misafirlerimizin Antalya ismine gelip kenti görmeden gitmelerine alışık, diyor. Reklam zamanı gelmiş, buna devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bak, bir yere kaybolmayın. Niye kaybolmayın? Çok önemli konular konuşacağız.
gerçekten önemli şeyler konuşacağız. Çünkü bu kente ve bu ülkeye dair her şeyin konuşulabileceği özgürlüklerin programı bu program. Başkasını bulamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde bulamazsınız. Çünkü siz beyninizin olduğu ve kendinize çizdiğiniz alan kadar özgürsünüz. Patron size istediğiniz kadar özgürlükleri verebilir. Ama sizin alanınız onun sunduğu yerin 1/4, 1/10, 1% kadarsa o kadar özgürsünüz. Önemli olan sizin kendinizdeki özgürlüğünüz. Önce oradan başlar. Ne yapalım? Şimdi özgürce bir ara verelim. Ondan sonra yine birlikte olalım. Yeniden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sizin oraların nesi meşhur diye. Ve Ayla Çekici'nin yazısının bir bölümünü okumuştum. Şimdi bir devam edeyim. Diyor ki, bizim kentin Antalya'nın hak ettiğini ve ihtiyacı olan turist profili ise bireysel kararların baskın olduğu, doğa içinde yapılan sportif eylemlere ve kültürel içerikli gezilere düşkün olan, maliyet odaklı olmayan, bilinçsiz, çıkarcı, düşük maliyet beklentili turist profiliyle bu kenti pazarlayan tur operatörleri ve onlara odalarının kapılarını sonuna kadar açan otelcilerin pragmatik ilişkilerinden en çok zarar gören ve yıpranan adı ile meşhur Antalya. Bu yıl 10.sü düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nın YÖREK sloganı sizin oraların nesi meşhur Antalya Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır 10 yılda Türkiye markası olan YÖREK Fuarı toplantısında haklı bir sistemde bulundu. Biz Türkiye'de damga vurmuş bir etkinlik yapıyoruz. Turisti göremiyoruz. Yerel yönetimler bu konuda daha aktif rol almalı. Antalya'da YÖREK Altın Portakal'dan sonra ikinci büyük marka. Bunu el birliğiyle daha yükseklere taşımalıyız. Belediyelerimizden ve turizmcilerden kültür turlarını YÖREK'te yapmalarını bekliyoruz dedi. Ayrıca turizmcilerin yerel olmaması ve Antalya'dan para kazanan ve kenti kirleten bu işletmeler nedense Antalya'nın tanıtımına ve tanıtım etkinliklerine katkı sağlamıyor. Ali Çandır'ın sitemi geçen haftalarda yazdığım gelen çok para yok yazı konum ve kongre turizmine dair yazdıklarımı hatırlattı diyor Ayla Çekiç diyor. Türkiye genelinde olan bu organizasyona destek olmak yerine Adson'un sokak etkinlikleri, animasyon gösterileri falan gözümün önünden film şeridi gibi geçti. Şimdi burada iki kurumu birbiriyle mukayese etmek, Adson'un yaptığı farklı bir şey, etkinlik ve o da önemli. O da önemli. Turist şenlik sokakta ya, güzel bir şeydi bence. Gerçekten çok güzeldi. Şimdi bu şey Antalya'ya zarar verir. Onu da söylemiş olayım. Şimdi bir gazete küpürü olacak. Hüseyin Baraner'le ilgili bir haber küpürü. Onu ben bir alayım. Turizmle ilgili bir haber. Milliyet gazetesi. Antalya otel zengini fakat turizmci fakiri. TEMDER toplantısına katılan turizmci Hüseyin Baraner, Türkiye'de ve dünyada en çok saygı gösterdiğim turizmcilerden biridir Sayın Baraner. Çünkü böyle net konuşur, net konuşur, doğru konuşur. Diyor ki, Antalya otelci zengini ancak turizmci fakiri bir kent. Konsepti olmayan bir turizm ile iş yapmaya çalışıyoruz. Bakın yurt dışına çıkan haberlerin 1000 tanesinin 990'ında otellerin adı geçiyor. Biz otelleri değil kenti marka yapmak için uğraşmalıyız dedi. İşte aynı yere geliyoruz. Bizde cukkacı oteller var. Her şey kendine. Hep bana, hep bana. Sizin güneşiniz, sizin sahiliniz, sizin deniziniz, sizin giremediğiniz. O bodyguardlarını koyup yasak dedikleri ya da oradan geçerken size küfrettikleri. Sizin yerinizde size küfrediyor bu otelciler aslında. Bunların köleleri. İşte bunları söylediğimiz zaman kötü adam. Ama bakın Baraner de benimle aynı düşünüyor. Çünkü aklın yolu bir, ikinci bir yol yok. Bunlar cukkacı, sadece Antalya'dan götüreyim.
Alma ağacının altında büyümüşler. Bu kente katkıları ne kadar? İşte mesele bu. Buradan bakmak lazım. Ama bu kente sahip çıkanlar da tweetlerde görüyorsunuz. Bu kente sahip çıkanlara da böyle bir durum söz konusu. Devam edeceğiz habere. Ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunmak ve bu konuda araştırmalar, bilimsel ve kültürel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan ve merkezi Antalya'da olan Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi Derneği toplantıları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Double Trace by Hilton Antalya City Center'da bir toplantı yapılmış. İlhan Gözbaşı'nın ev sahipliği yaptığı toplantının konuşmacısı duayen turizmci Hüseyin Baraner oldu. Yönetimi ve üyelerinin de katıldığı toplantıda konuşan Hüseyin Baraner, Antalya'nın turizmde başarılı olabilmesi için görüşlerini paylaşmış. Antalya'nın yıllardır bir konsept kazanmaya çalıştığını ancak bunda başarılı olamadığını söyleyen Baraner şöyle dedi. Antalya'da oteller zengini ancak turizmci fakiri bir kent. Konsepti olmayan bir turizm ile iş yapmaya çalışıyoruz. Bakın yurt dışına çıkan haberlerin işte 1000 tanesinin 990'ında otellerin adı geçiyor. Biz otellerin değil kenti marka yapmak için uğraşmalıyız. Dünyanın öbür ucundan şehrimize gelen turist sadece kaldığı oteli biliyor. Şehir merkezi esnafına ve şehre hiçbir katkısı yok. Bu saatten sonra her şeyi sadece ben bilirim diyerek turizm yaparsak bu bizi krize sürükleyecektir. Antalya'da dünyanın hiçbir yerinde olmayan kaliteli otellerin olduğunu ancak bunların sadece beton yığını olarak gördüğünü söyleyen Baraner, Antalya'da turizmin seyahat acentaları ve tur operatörlerinin istediği şekilde yönlendirildiğini belirterek şöyle konuştu. Dünyada Antalya'dan en fazla 4-5 otelin tanıdığını çok iyi biliyorum. Antalya'da Davetler ile otel kurmuş, Dalavere ile otel kurmuş birçok insan tanıyorum. Bunların kendilerinden başka hiç kimseye faydası yok. Türkiye'de Türkiye vergi ödemeyen firma devam edelim yukarıda. Ya bakın aynı şeyleri söylüyor. Diyor ki bunların kendilerinden başka diyor kimseye faydası yok ve diyor. Sadece diyor sadece kendilerini düşünüyorlar. Ya aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Hadi şimdi. Şimdi ne diyeceksiniz? Konuşan Hüseyin Baraner ben değil. Ben sadece yazılanı okuyorum size. Devam edelim. Ağzına en fazla Antalya'yı ve Antalya turizmini alan kişiler bu şehre hep ihanet etmiştir. Tekrar söylüyorum, otellerin değil bölgelerinin marka olması gerekiyor ki turizmi gerçek anlamda yapabilelim. O kadar gezilecek ve görülecek yerlerimiz varken biz turistleri lüks binaların içerisinde hapsediyoruz. Artık eskisi gibi de kaliteli ve paralı turist kente gelmiyor. Turizmde oteller fiyatlarını düşürdükçe 300 odalı bir tesis oda sayısını 600'e çıkarıyor. Amaç sürümden kazanmak. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. İmar affı kadar hatalı bir şey olamaz. Bu imar affı dolayısıyla her yerde çarpık çırpık binalar türedi. Bu ülkemiz için yapılmış en kötü uygulamadır. Genç turist gelmiyor diyor. Yaşlılar da Antalya'ya çekebiliriz diyor. Şuraya bir bakalım. Az daha şey yapalım. Expo büyük bir fırsattı demiş. Bir bak yukarıda ha. Hüseyin Baraner konuşmasının ardından büyük alkış aldı. Arda arda gelen soruları da tek tek cevaplayan Baraner, Expo 2016 ile ilgili gelen bir soruya ülkemizin eline geçen en büyük fırsattı, en güzel tema olan çocuk ve çiçek bizdeydi ama biz ne yaptık? Çocuğu da çiçeği de kuruttuk dedi. Benim söylediklerimden farkı var mı? Yok. Niye? Aklın yolu bir. Biz Türkiye'de turizm dediğiniz zaman gerçek turizmcilerle turizmi konuşuyoruz. Paralısı olup da parayla her şeye hükmettiğini düşünenlerle değil. Bir toplum düşünün ki parası varsa bütün akıl onda. Ben zaman zaman basın danışmanlarını eleştirdim ya. Bizim idarecilerimiz şöyle bir basın danışmanı ister. Odasına gelecek. Emret efendim. Doğrudur efendim. Emirlerinizi bekliyorum efendim. Abi o zaman senin orada işin ne? Senin oradaki işin ne? Madem bunları söyleyeceksin. Sen eğer iyi bir basın danışmanıysan seninle konuşan kişi acaba ben burada hangi hatayı yaparım da yanlış yaparım diye düşünebilmeli. Şöyle düşünün.
Türkiye'nin ve dünyanın en zengin adamları CEO'lar tutuyorsa, genel müdürler tutuyorsa, farklı idareciler buluyorsa, bu kendisinin çok fazla şey bilmediğinden midir, bilmediğinden midir, ondan mıdır, bundan mıdır değil. Akıl satın alıyor, akıl. Fikir satın alıyor. İş gücü satın alıyor. Mesele budur. Meseleye böyle bakın. Şimdi ben aynı konuları dile getirdiğim zaman Ali Orhan ya diyordunuz. Değil mi? Hadi bara nerede söyleyin yiyorsa. Hadi buyurun. Adam kitabın ortasından öyle konuşmuş, öyle konuşmuş ki hiç böyle yalpalamadan, kıvırmadan, topaç gibi dönmeden, adam gibi söylemiş. Niye? Çünkü kendi adam. E işte bunları da söylüyoruz. Turizmci. Hüseyin Baraner turizmci. Ama kitabın ortasından söylüyor. Diyor ki bak, Expo konusu. Biz Expo'yu daha yapılmadan gündeme getirdiğimiz, aa Ali Orhan yatırım düşmanı. Değil arkadaş, değil ya. Bu kentten yine aldılar Expo ayağıyla. Şakayık'la Antalya'nın bağını bana bir verir misiniz? Antalya'da şakayık diye bir çiçek var mı? Ayı gülü. Ayısı var Antalya'nın, ben Allah'a şükür. Lakabım budur. Dün akşam CHP il başkanıyla karşılaştık. Hani Tirmizciler de daha davet edecek mi diye basın toplantısına diye sormuştum ya. Yüzüne de söyledim aynısını, ben söylerim. Çekindiğim bir şey yok. Çünkü maaşımı onlardan almıyorum. Maaşımı bu kurumdan alıyorum. Onlar ödedikleri gün zaten söyleyemem. Böyle bir durum şey. Dedi ki ya senin için dedi çeşitli lakaplar. Evet dedim, gurur duyuyorum ayılıkla. Ya ayı gülü diye bir çiçek şeysi var mı Antalya'da? Niye? Çünkü o zamanki hükümette birisini zengin edecekti ve etti. O zaman Antalya'da birileri zengin edilecekti ve edildi. O zaman Antalya'da birileri seçilmişler, atanmışlar, işte onlar bunlar ceplerini dolduracaklardı. Expo vasıtasıyla doldurdular. Doldurdular, vallahi doldurdular. Petrolcüsü de doldurdu, toprakçısı da doldurdu, seçilmişi de doldurdu, atanmışı da doldurdu, bürokratı da doldurdu ceplerini, danışmanı da doldurdu, kokainle yakalananlar bilmem neyle, sekreteriyle aşk yaşayanlar da doldurdu. Hey gidi, neler oldu neler oldu. Ha bunları dile getirdik, biz de kötü adam olduk. Biz de düşman sayımızdaki listeyi doldurduk. Varsın olsun ya. Bu kentte birileri doğruları söylemeli. Evet, sevgili izleyenler, sizlerden gelenlere de bakıyorum bu arada. Sizler neler söylemişsiniz? Tanju Altınay bir gazete atmış ama inşallah bu gazetedir. Ben de bunu Milliyet Gazetesi'nin bu sayfasıydı. Aydan Çilingiroğlu otur günaydın demiş Nurettin Utku. Benim de en saygı duyduğum turizmci Antalya'da kazandığının vergisini Antalya'ya yatırandır. Vallahi ben bunu bilmiyordum bakın. Sayın Baraner'in Antalya'da vergisini yatırdığını bilmiyordum ama seviyorum. Seviyorum. Evet, devam edelim yine, sizden gelenler neler var. Ali Aydın Baba günaydın demiş. Tevfik Akıncı günaydın demiş. Günaydınlar olsun. Evet, bir 10 dakikamız var sanıyorum. Şimdi şu fotoğraflara bir bakalım mı? Biraz fotoğrafları eskitelim. Teşekkürler, teşekkür. Ha, gel bakayım, gel. Antalya'nın yıllar öncesi böylesi bir fotoğrafı varmış. Vatan kahvesi varmış. Geçtiğimiz programlarda vatan kahvesini geri istiyoruz sloganları vardı. Bununla ilgili birçok izleyicim yazmıştı. Dün bir bürokrattan vatan kahvesinin aynısının inşa edildiğini ve yakında vatan kahvesinin Antalya'yla buluşacağını ve o şey tabelasının dahi aynı olacağını söyledi. Ya bu ne güzel bir şeydir. Bu ne kadar hoş bir şeydir ya. Antalya tarihiyle yeniden kucaklaşacak. Bu bu da yine eskilerden bir fotoğraf. Eldeki fotoğraflardan biri. Hüseyin Çimli'nin bu konuda çok şeydir, iddialıdır ve olması gerekenlerin yapılması gerekir diyenlerden biridir vatan kahvesi için. Vatan kahvesi Antalya'nın gerçekten bir sembolüymüş. Ben kavuşamadım vatan kahvesine. Ama hep anlatılır vatan kahvesi öyle, vatan kahvesi böyle, vatan şöyle, vatan böyle diye. Gerçekten önemli.
En azından ismi vatan. En azından ismi vatan. Bu da önemli bir unsur olması gerekir diye düşünüyorum. Hani Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Muhittin Böcek ne yapar bu şehre? Hiçbir şey yapamaz. İşte hiç vizyonu ve ufku olmayan bir şeydir diyen, siyasidir diyenler. Alın size, geçmişinizle buluşturuyor. Ya bu bile bir iş ya. Vallahi ben seviyorum böyle işleri. Vatan kahvesinin yeniden yerinde oluşması Antalya için bir kazanç mıdır? Evet, kazançtır. Diyeceksiniz ki Ali Orhan, bir kahvenin açılışını bu kadar şey yapıyorsunuz. Bunlar önemlidir. Kentler bellekleriyle yaşar. Yeri Kara Alioğlu Parkı'nın orada. Bildiğim kadarıyla, çok bilmem. Sabahat Çevik katıldı. Onu da biri şimdi anlar. Şey yazar. Merak etmesen. Böyle bir soruyu sorduk ya, bunun tam yeri neredeydi diye şimdi biri yazar. Bu kentin yerlilerinden yazanlar olur. Abdullah Uyaroğlu diyor ki, sorunların çözümü aşamasında dünya ile entegre olmamızı sağlayan Antalya'mızın tek televizyon kanalı haftanın son çalışma gününde her şey gönülleriniz olsun. İnşallah Ali abicim ve diğer ekibi. Çok teşekkürler sevgili Uyaroğlu. Hep birlikte yapıyoruz bunu. Hep birlikte dünyaya entegre oluyoruz. Hep birlikte dünyadan çekiliyoruz. Öyle. Ya hep ya hiç. Bireyselliği çok sevmem. Hasan Kaçmaz günaydınlar demiş. Günaydınlar başkanım. Şimdi vatan kahvesi sevindirici bir haberdir. Emeği geçen herkese teşekkürler. Kıskananlar da olacaktır mutlaka. Biz kaç dönem burada bunu yaptık da niye yapamadık bunu diyenler de olacaktır. Ve bir şey söyleyeyim mi size? Bize proje diye sunulanların geçmişte büyük bölümünün projeyi alanlar tarafından aman ne haliniz varsa lanet olsun size deyip de projeyi alanların işi yarıda bırakıp kaçtığını biliyor musunuz bu şehirden? Çıksın biri desin ki geçmiş dönemdeki bürokratlardan yalan söylüyorsun. Kaç tane proje sayarım? Öyle bir durumla karşı karşıyaydı bu kent geçmişte. Ha bunu burada sorduğumuz zaman kişisel sanıyorlar. Değildi, toplumsaldı. Bu kent adına soruyorduk. Hani burada doğmadık, Antalyalı değiliz, hasbelkader geldik. Ama böyle de durumlar oldu. Şimdi diğer bir fotoğrafı alayım yine aynı bölgeden. Antalya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nun dış görünümü. Bunun bir fahim. Ah şu güzel. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Atatürk Spor Salonu. Şu isme, şu resme tahammül edemeyenler burayı yıktı. Açık ve net söylüyorum. Açık ve net söylüyorum. Ne yamal olursa olsun. Ya bazı gerçekleri söyledikten sonra başınıza ne gelecekse gelsin ya. Böyle kıvırarak o tarafa bu tarafa gidemem. Hüseyin Baraner ne demiş Antalyalı otelciler için, Antalyalı turizmciler için? Kıvırmış mı o tarafa, bu tarafa gitmiş mi? Yok. Diyor ki Volkan Vural, Ali abi diyor, Afrika Nijer'den günaydın. İyi yayınlar, sayenizde Antalya'mın haberlerini alabiliyoruz. Mesele bu. Bakın Nijer'den arıyor, Nijer'den. Nijer'den izliyor. Niye? Çünkü doğruları izlemek istiyor. Doğrularla birlikte olmak istiyor. Böyle olanlarla değil. Güzel, teşekkür ediyorum. Bütün oradaki arkadaşlara buradan selamlar, dostluklar, saygılar iletin lütfen, lütfen. Durmuş Ali Arslan diyor ki Vatan Kahvesi Karaalioğlu Parkı'nın girişinde diyor. Bak neredeymiş? Karaalioğlu Parkı girişindeymiş. Ha. Sen de öğren şimdi istersen kaçıncı şeyde eylem boylam hepsini vereyim. Işıklar tarafından girişinde tabii. O aslanlı yol var ya. Ha, orada. Oradaki girişte. Şimdi devam edelim. Diyor ki Nurettin Utku, inşası yakında bitecek Vatan Kahvesi eski stadyumda yapılan Kent Parkı açık tribün yanında Işıklar Caddesi'nden geçenler görebilir diyor. Duydun mu? Ha. İşte orası. Şimdi burası da Atatürk Spor Salonu. Bunun önünü, içini, şerisini, hepsini yıktılar. Şimdi şöyle bir kampanya başlatıldı. Salonumu geri istiyorum. Vay, kötü de bir fikir değil. Peki bu yukarıda şey görür mü? Kabul görür mü? Yani yukarıda derken büyük şehirde kabul görür mü? Görür bence.
biraz daha kentli olarak bu konularda istekli, arzulu olursak baskıcı tutumumuzu, bak bu konularda baskıcı olalım. Baskıcı tutumumuzu gösterirsek Vatan Kahvesi de geri gelir Atatürk Spor Salonu'na. Ki diyeceksiniz ki Vatan Kahvesi'ni zaten o kompleks içerisinde dönemin belediye başkanı başlatmıştı. Sayın Menderes Türel için evet başlatmışlardı, fakat o projeyi yapan firma ne yazık ki alacaklarını alamadığı ve karşılığında hiçbir şey elde edemediği için bırakıp gitmişti. Orası o yüzden öyle 3-4 sefer öyle kaldı. Dikkat eder misiniz orada Atatürk kapalı spor salonunun önünden geçerken orada tahta tarabalarla çevirmişlerdi ya. Orada hep Menderes Türel fotoğrafları vardı. Başka bir şey yoktu. Niye? Çünkü içeride bir faaliyet yoktu. Yapı paydostu. O proje yatmıştı biliyor musunuz? Haberiniz var mı bundan? Yok değil mi? Çünkü size kimse anlatmadı. Kimse anlatmıyor. Niye? Çünkü çiş yolu bekliyorlar. Bu çiş yolu bekleyenler anlatmaz bunları. Bunları gerçekleri anlatanlardan duyarsınız. İşte bu programın özelliği bu. Kimseden korkmayan, gücünü sizden alan, sizin gücünüzü de ona katarak güçlenen bir program. Boşa demiyoruz özgürlüklerin programı diye. Özgür olduğumuz için. Bize tanınan alanın hepsini kullandığımız için. Öncelikle kendi kendimize sansür uygulamadığımız için. Bakın ben çok insandan bunu duyarım. Patron istemedi. Ya böyle bir şey yok. Vallahi yok. Habercilikte böyle bir şey yok. Patronu anlatırsanız neyin ne olduğunu mutlaka ki anlayacaktır. Yayıncılık farklı bir şey. Gazetecilik farklı bir meslek. Diğer meslekler gibi değil. Patron işte bilmem nerenin duvarına şu kadar yüksek olması değil, 10 santim daha alçak olmasını isteyebilir. Eyvallah. Habercilik bu değil ki. İnsanların özgürlüğüdür bu ya. Gideriz. Güler Şirin Kaya Kökü günaydın Halil Bey, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hasan Canitez Korkuteli Devlet Hastanesi'nden selamlar. Hava bulutlu. Havada bulut yok diyor. Bu ne dumandır? Mehlede ölen yok. Bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır. Burası huştur. Havası huştur. Giden gelmiyor. Acep ne iştir diye. O burası huştur bölümünü birçoğu muştur diyebilir. Bu Muş türküsü falan değil. Bu Yemen türküsü. Dür diyelim. Ondan sonra bakayım sizlerden gelenler ne var. Yakup Toklu diyor ki Vatan Kahvehanesi'nin işletmesine talibim. Vallahi ne güzel olur. Bana çay bedava. Bak onu diyeyim. Ya ne güzel olur orada eski hikayeleri dinlemek ya, ne kadar hoş bir şey olur ya. Düşünebiliyor musunuz ya, çocukluğunuza gideceksiniz birçoğunuz. Ben değil. Ben Erzurum'da büyüdük. Çocukluk yıllarım Erzurum'da geçti benim. Onun için Muhittin Böcek hiçbir şey yapmadıysa dahi, 5 yıl boyunca hiçbir şey yapmasa dahi çocukluk anılarınızı size geri veriyor. Gençlik anılarınızı size geri veriyor. Daha ne istiyorsunuz ya? Birisi bunları elinizden almıştı ya. Antalya'nın değerlerini sizden alıp götürdüler. Altın portakalınızı aldılar ya. Altın portakalınızı aldılar. Sesiniz çıkmadı. Sesi çıkanlara da farklı farklı lakaplar taktınız. Niye? Çünkü biz cukka alıp susmadık. Cukka alanlardan değiliz. Gerçek neyse onu konuşanlardanız. Bu memlekete dışarıdan gelmişiz. Bu memleketin içeridekilerini de görüyoruz. Art eteğimiz sürünüyor, geldiğimiz yerler görünüyor efendim. Şimdi Mustafa Karabıyık'a buradan bir selam gönderelim, Side'ye, Manavgat'a. Ondan sonra bir bak maziye diyor, neler varmış Sedat Küçükoğlu, bir fotoğrafla anımsatma yapmış, onu da bakacağız. Araya gidiyor muyuz? Evet, şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Kaybolmayın, bir yere gitmeyin. Niye? Daha Antalya'yı çok konuşacağız. Çünkü konuşacağımız o kadar çok mesele var ki Antalya'da sorunlar bitmez, meseleler bitmez, güzellikler bitmez. Antalya'da yaşam bitmez. O zaman kısa bir ara beraberiz.
Evet, yeniden birlikteyiz. Ben her şeyi biliyorum diye bir iddiam yok. Bilmediklerim de var. Bilmediklerimi sorarak öğreniyorum. Şimdi Antalya Meteoroloji İşleri 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız ve karşımızda hava tahmin uzmanı Sayın Mine Işık Hanım olacak ve bize havamız nasıl olacak onu söyleyecek. Ondan sonra ben Antalya havalarını size anlatacağım. İyi günler Sayın Işık. Günaydın efendim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de size ve arkadaşlarınıza iyi çalışmalar diliyorum. Havamız nasıl olacak? Tabii efendim, hemen aktaralım. Bölgemizde akşama kadar hava parçalı, az bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatlerinde sahil kesimlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Bugün Antalya parçalı az bulutlu, Konyaaltı 32, Havalimanı Aksu 33, Kepez 33, Kemer 32, Kaş 33, Kale Demre 32, Finike 32, Kumluca 31, Elmalı 30, Korkuteli 28, Serik 34, Manavgat 32, Alanya ve Gazipaşa 31, İbradı ve Akseki 29, Gündoğmuş ise 30 derece. Denizlerimizde rüzgar, kuzey ve batı, öğle saatlerinde Antalya Körfezi'nde güney ve batıdan 3 ila 5, öğleden sonra Kaş Demre arası 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2,5 metre arasında. Hava parçalı, az bulutlu. Görüş iyi. Bugün için aktarabileceklerimiz bu kadar efendim. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için efendim. Bize de size iyi hafta sonları diliyoruz. Ve hafta sonu çalışacak arkadaşlara da iyi mesailer diliyoruz. Pazartesi günü görüşmek dileğiyle. Güzelliklerde kalın efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, hava durumumuzu öğrendik. Şimdi Antalya'nın durumunu öğreneceğiz. Bu arada sizlerden gelenler var, onlara da bakacağız. İlyas Taşkıran, günaydın, hayırlı sabahlar. Kaş sütleyen mahalle yaylasından diyor. Ne güzel ya. Kaş'a da buradan selamlar olsun. Kaşımıza, gözümüze, yüzümüze, elimize, dilimize, değil mi? Ne derlerdi? Eline, beline, diline sahip çık. Ya buraya pek sahip çıkamadım. Gerçekten. Elime sahip çıktım. Ama dilime pek sahip çıkamadım. Çünkü söz dinlemiyor. Vallahi demediğim kadar. Zaman zaman dövüyorum ha. Ama olmuyor yine ya. İlle söyleyecek. Hani dilimin ucuna kadar geliyor da yok, bizde öyle bir şey yok. Çıktı mıydı gidiyor. Bu aslında problem mi değil? Değil, problem değil. Bence gayet güzel bir şey. Niye? Hiçbir şeyi içimde saklayamam. İlle de her şeyi sizinle paylaşmam lazım. Niye sizinle paylaşmam lazım? Çünkü sizin de bilmeniz lazım. Niye bilmeniz lazım? Çünkü sizin de haber alma özgürlüğünüz var. O haber alma özgürlüğünüzü kullanmanız lazım. Değil mi? Aslında bu programda ben bildiklerim değil, sizden gelenleri tekrar size veriyorum. Yoksa ben de bunları öyle bir yerlerden şey etmiyorum. Bana geliyor, ben de size veriyorum. Evet, sevgili Mehmet de geldi bu arada. Sanki çok bekliyormuşum gibi. Şimdi Mehmet tekrar kızacak bana. Diyecek ki hep böyle mi yaparsın bana? Zaman zaman öyle oluyor. Şimdi size bir liste ekrana getireceğim. Şaşıracaksınız. Bunlar nereden senin eline geçiyor Ali Orhan diyeceksiniz. Bu memleketi seven güzel insanlar var. Onlar bana gönderiyor bunları. Evet. Şimdi şu fotoğrafları bir alayım. Bu arada sizden gelenler var. Sizden gelenlere de bakacağız. Sizden gelen mesajlara bakacağız. Sizden gelen fotoğraflar var. Yakup Toklu'nun Vatan Kahvehanesi'nin işletmesine talip olduğunu söylemiştim. Ali Aykın diyor ki Hakan Tütüncü'nün hakkını yememek lazım diyor. O da diyor eski şey. Evet, Allah var. Hakan Tütüncü de gerçekten Kepez'de çok güzel eserlere imza attı. Dilek Ümit Unaldı Tosun mu demiş. Allah Allah. Ya bu ne demek? Hangi Tosun? Bir Tosun vardı, kapattı şeyi, dükkanı. Şey Tosun'du o, Twitter'daki Antalya'nın Tosun'u. O da diğer Tosun gibi dolandırmak istedi herhalde Antalya'yı. Bir süre dolandıramadı mı, bir şeyler mi oldu, ne olduysa. Evet, şimdi sizlerden gelenler. Dur. Nurhan Ural, hastalara şifa diliyormuş. Ya ne güzel bir şey, bir de mi? İnsan tanımadığı insanlara şifa dilemesi ne kadar hoş. Yani düşünün, bir izleyicimiz
hani dile benden ne dilersin dediklerinde hastalara şifa dilerim diyor. Ya böyle güzel insanların olduğu bir ülkenin payidar kalmayacağına inanır mısınız ya? Bu ülke güzel bir ülke. Bu ülke insanları da güzel insanlar. Sevgili Nurhan Ural'a buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten hastalarımıza da Allah'tan şifa diliyorum onun hatırlatmasıyla. Bak gördünüz mü? Programa ortak oldunuz. Hep böyle yapalım. Yani bu programı hep birlikte yapalım. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben tek başıma bir şey yapamam. Tek başıma evin yolunu bulamam. Vallahi billahi otobüse binip gidiyorum ben. Niye şoförler beni oraya götürsün diye, sürücüler, güzel sürücülerimiz var, böyle güler yüzlü, iyi, hoş insanlar ama bazıları da maalesef, böyle baktığın zaman 6 ay işin rast gitmez. Dilek Ümit Ünal'dı, ya Ümit Ünal'dı daha doğrusu diyeyim, niye bir güldü, bir şeyler oldu orada fakat bir durum var, dur bakalım. Fotoğrafları bir alayım eldeki fotoğrafları. Bu niye net değil arkadaşlar? Çözünürlüğü bu kadar. Çözünürlük. Öyle mi? Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf. Tenhalarında şiir söyleyerek kim duysa korkudan ölür. Tahrip gücü yüksek saatli bir bomba patlar. An gelir Atilla İlhan ölür. Güzel şiir. Güzel şiirdi, gerçekten güzel şiir. Atilla İlhan'ın ölüm yıl dönümü. Ve bunu bize hatırlatan bütün arkadaşlarımıza, bütün izleyicilerimize ve özellikle iki tane bu şiirden bir tane daha olacak. Atilla İlhan şiiri bir tane daha olacak. O şiiri de isteyeceğim ve o şiiri gönderen arkadaşıma da teşekkür edeceğim. Önce bu şiiri gönderen sevgili izleyicimiz Sıdıka Metelik, günaydın, hayırlı yayınlar, aydınlık, huzurlu günler diliyorum demiş. 11 Ekim 2005'te yitirdiğimiz değerli şair Atilla İlhan'ı saygı ve özlemle anıyorum demiş. İkinci bir Atilla İlhan şiiri vardı. Fotoğrafı vardı. Sizi asla unutmayacağız diye. Atmadım mı? Nasıl yok ya? Neyse ben bir tane daha atayım da ondan sonra şurada var. Ara ara bende de böyle şeyler oluyor. Yani ben de insanım yani. Dolayısıyla hayvanım diye söylüyorum ama insani şeylerim de ara ara vardır. Bak en son attığım iki fotoğraftan biri o son attık diyor. Bayağı baştan atmışım. Sevgili Halil, senin bana gönderdiğin fotoğrafın hemen akabinde attığım fotoğraf. Neyse. Var da Atilla İlhan burada kalsın. Karıştırdın. Söyleyeyim de ben çünkü hemen böyle bana şeyi gönderme, onu mu diyorsun bunu mu diyorsun değil. Atilla İlhan fotoğrafı var, iki tane siyah beyaz bir fotoğraf. Bu fotoğraf işte. Göndermedin diyorsun da gönderdiğimi ben biliyorum ama bak bazen beni iyice böyle beyinsiz olarak şey etmeye bayılıyorsun izleyicilerime. Tamam bende beyin yok, ben bunu iddia etmiyorum ki var diye. O da bir onaylamaktır. O da bir şeydir biliyorsun değil mi? Onaylamaktır, estağfurullah demek. Teşekkürler, sağ ol. Sağ ol Halil. Halil bir gün büyük bir yerlere gelirsem Halil senden bunu sorarım Halil. Diyor ki Hüseyin Erhan Acar, görünmez bir mezarlıktır şair. Görünmez bir mezarlıktır zaman. Şairler dolaşır saf saf tenhalarda şiir söyleyerek diyen Atilla İlhan'dan köye kitaplık açmak, çöle çeşme götürmek gibidir diyen Fakir Baykurt'a Anadolu'muzun tüm değerleri, tüm şair, ozan ve yazarlarına yazdıkları tek bir satır için bile ne kadar teşekkür etsek azdır. Anıları içimizde hep yaşayacak demiş sevgili Hüseyin Erhan Acar. Teşekkürler işte şairler, yazarlar, hikayeler. Ne güzel değil mi? Bakın Antalya Kitap Fuarı, Antalya Kitap Fuarı'nın ne diyorlar buna arkadaşlar? Buna ne derler?
Broşürü, evet. Teşekkürler arkadaşlar. O gün beni davet etmiştiler. Hani bazıları tirmisçiyiz diye davet etmiyor ya siyasi parti il başkanları. Ha dün bu konuyu dile getirdiğimde bir arkadaş aradı, dedi ki ya dedi başka partiler davet etmiyor dedi, hiç dedi sesin çıkmıyor da CHP davet etmeyince niye dedi işte sallıyorsun. Ben sallamıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının ne dediği benim için önemli. Ama bazı partilerinin il başkanlarının ne dediği benim için önemli değil de onun için. Ben hikaye dinlemeye gitmiyorum. Bir şeyler öğrenmeye gidiyorum. Kentin sorunlarını, kentte geçmişi, geleceğini. Bazıları hikaye anlatıyor. Onlar davet etmedi diye hiç sitem etmem. Niye? Çünkü zaten dinlemek istemiyorum. Ama Cumhuriyet Halk Partisi il başkanının söyleyeceği benim için önemlidir. Niye? Değer veriyorum, önem veriyorum. Bazı belediye başkanları beni davet etmez. Hiç kızmıyorum. Gayet normal. Niye? Çünkü onlar da benim için önemsiz. Ne kadar önem verirlerse o kadar önem alırlar. Ben de ne kadar önem verirsem o kadar önem alırım. Burada hemfikiriz. Ama bazılarının benim için değeri yok. Ne yapayım yani? Yok. Fotoğraflara devam edelim. Bu fotoğrafı bizimle sevgili Nurettin Utku paylaşmıştı. Ve diyor ki İstanbul'dan selamlar, sağlıklı yayınlar, torunum Yaman'ın 5. yaş günü kutlaması. Biz de buradan en kötü günlerinin böyle olması dileğiyle nice güzel yaşlar, güzel yıllar dileyelim. Çocuklar çiçektir ve çiçekler solmasın. Çocuklar hep aydınlık günlere doğru yol alsın ve uçurtmalarını rahat ve özgürce uçurabilsinler gökyüzünde. Bu dileğimizi gönderelim. Çünkü çocuklar geleceğimizdir. Devam edelim. Bu fotoğraf, ha, bunu Rıfat Karayalçın gönderdi. Burası Hemşin, Çinçiva. Güneş doğdu doğacak. Aha vallahi hafif hafif geliyor. Nereden geliyor bu güneş? Bir de ona bakalım bu güneşin nereden geldiğine. Evet, bu güneş de bize... Rıfat Karayalçın göndermiş, demiş ki çadır dağdan güneş parıldamış. Çadır dağ deriz biz. Niye çadır dağmış herhalde? Çadıra benzetmişler. Çadır dağ demişler. Bizim de Hemşin şivesiyle, Çinçiva şivesiyle çadır dağ demiş geçmişiz. Ara ara kayıyor ya dil, işte bu yüzden. Yöresel şive ister istemez. Genelde şive Erzurum. Çünkü orada büyüdüm. Erzurum'un suyunu içtim dadaş. Sokaklarını gezdim, Cennet Çeşmesi'ni bilirim, Gırt Çeşme'yi bilirim. Ondan sonra Tabakhane'yi bilirim, Çifte Minareleri bilirim. Yakutiye Medresesi'ni bilirim, Ilıca'yı bilirim. Gorgale'yi bilirim, Hasan Kale'yi bilirim. Hınısı'nı bilirim. Karayazısı'nı, Tekman'ını bilirim. Tortum'unu bilirim, Oltusu'nu, Narman'ını bilirim. İspir'ini bilirim, yani bilmediğim yeri yoktur. Evet... Mesajlarını okuduklarım teşekkür ediyorlar. Teşekküre gerek yok. Aslında siz bu programı yapıyorsunuz ve ben size teşekkür ederim ki programa katılıyorsunuz. İyi ki varsınız. Devam ediyoruz. Var mı? Fotoğraf var mı? Var. Olmaz mı? Olmaz mı? Bu ne güzel bir yaşam şeklidir değil mi? Şu ki yaşamayı iste diyor ya, yaşamak direnmektir. Eğer direnebiliyorsan yaşıyorsun. Nefes alıyorsan yaşamıyorsun. O nefes almak hikayedir. Neye direnebilmek? Ölüme dahi direnebilmek. Hani diyor ya sevgilisi için, ben senin için ölürüm. Ya benim için çoğu ölebilir ya. Önemli olan yaşamayı göze alabilmek. Ölmek kolay. Diyor ya Haziran'da ölmek zor. Ona da bir bakalım. Yine sizlerden gelenlere bakıyorum. Diyor ki sevgili Tanju Altınay, Baraner haberi benim özel haberimdi. Evet, senin özel haberindi. Milliyet gazetesinde yayınlanmıştı. Gerçekten güzel ve özel bir haberdi. Hakikaten özel olduğu kadar da güzeldi ve gerçek haberdi. Tebrikler sevgili Altınay. Bu da önemli. Evet. Hemen Şevval'in bir fotoğrafını atıyorsun bana. Hemen atıyorsun, hemen onu da yerine getiriyorum. Bütün çocuklar bizim. Bütün çocuk, hele Şevval bizim için önemli. Niye? Çünkü Şevval hayata direnen bir çocuk. Ve
Şevval hayata direnmeyi seven de bir çocuk. Vazgeçen değil. Direnmekten vazgeçen bir çocuk değil. Şevval Altınay. Şevval bizim kendi kızımız. Ve engelli bir kızımız. Okumasın diye her yolu denediler. Hatırlar mısınız? Geçtiğimiz günlerde onunla ilgili bir fotoğraf paylaşmıştım. Babası Tanju Altınay'ın isyanlarını da dile getirmiştim. Milli eğitimden işte şuradan buradan belgeler isteniyor. Ya şu bizim bürokrasi, bürokratik engeller niye engellilerin üzerinden kalkmaz ben merak ederim ya. Vallahi niye kalkmaz onu merak ederim. Şu listeyi bir başka fotoğraf var mı? Fotoğraf vardır. Vardır olmaz mı? Hangi fotoğraflar var? Fotoğrafları bir alayım önce. Ver bakalım, ver mutfağa, ver mutfağa, ver mutfağa. Rahmetli benim amcamın bir eşi vardı, nur içinde yatsın. Minne derdik biz, ismi Münevver'di ama Minne derdik. Çünkü evimizin en yaşlısıydı, en bilgesiydi, en güzeli, en iyisiydi. Evimizde herkesle ilgilenen oydu. Yemeğimizi o verirdi, kahvaltımızı o hazırlardı. Akşam yemeğimizin soframızı o kurardı ve mutfağın vazgeçilmez insanıydı. Onun mutfağı da böyleydi. Rahmetli Minnem nur içinde yatsın. O ve diğerleri de. Hepinizin büyükleri bu dünyadan göçmüşleri nur içinde yatsın. Mutlaka ki hepinizin ailesinde böyle mutfaklar vardı. Az açar mısın resmi? İnsan dalıyor gidiyor gerçekten. Şimdi şunları birçoğu hatırlamaz. Bunların naylonları vardı ama önce evdekiler yapardı kendileri. Şunları, şu raf şeyleri, süsleriydi bunlar. Rafların tentenesiydi o. Sonradan naylonları çıkmaya başladı. Mertlik yavaş yavaş bozuldu. Şimdi zaten hiç yok Allah'a şükür. Siz bu kepçeleri bilir misiniz bilmiyorum. Bu sahanları bilir misiniz? Ondan sonra emayeler. Bakırın yerini önce emaye aldı. Ondan sonra melamin diye bir şey girdi mutfaklara. Giriş o giriş daha çıkmadı. Ondan sonra bakırı unuttuk. Oysa bakırın lezzeti ve bakırın özelliği daha farklı. Geçtiğimiz günlerde Elmalı'da program yaptığım zaman oradaki bir bakırcı arkadaşımızla bunu paylaşmıştık ve o bize anlatmıştı. Bakırın ne kadar önemli olduğunu, hayatımızda ne kadar önemli olduğunu değil mi? Eskiden mutfaklarımız böyleydi. Çaycımız, mikrodalga fırınımız, robotumuz, porselen tabağımız vesaire yoktu ama çok samimi sofralar kurulurdu evlerde. Vallahi öyle olurdu ya. Nur içinde yat Minne ya. Vallahi bunu görünce seni hatırladım bir an. Çünkü Erzurum'daki mutfağımızın küçük bir penceresi vardı. Zaten küçüktü Erzurum'da. Eskiden mutfaklar hep küçük olurdu. Bir de betondandır şeysi. Bilmem ne mermeri falan yoktu. O bir şeyle karıştırırlardı onu. Ne diyorlardı? Beyaz bir taş vardı. Onunla beraber karıştırır. Onu sonra üstünü silerlerdi. Oydu. Öyle bir şey vardı ve aynen böyleydi. Boydan boya rafları vardı. Orada tabakları dizilmiş olurdu. Arka tarafında da bir raf vardı. Orada da genelde tencereler dururdu. Böylesine bir hayattan geldik ama iyi ki o günleri yaşamışız. İyi ki o günler bizimle birlikte olmuş ve iyi ki bu fotoğrafla birlikte, kim bunu bizimle paylaştı onu hemen sizinle paylaşayım çünkü önemli. Sevgili Naci Atasoy'a da buradan selamlar göndereyim. Evet, Ali Deniz diyor ki yine yeni güne merhaba, günaydın güzel insan demiş. İşte bu güzel fotoğrafı paylaşıp beni geçmişe götürmüş. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Böyle paylaşımlar güzel. Ben de sizi vatan kahvesine götürmüştüm değil mi? Atatürk kapalı spor salonuna götürmüştüm. Bak ne güzel karşılıklı alışverişimiz çok hoş. Devam edelim. Sizden yine yeni gelenler var. Bir fotoğraf göstereceğim. Şimdi bu fotoğrafta kale içi çiçek açan şehirler. Bir zamanlar bir yer vardı, bakmaz oldu. Böyle bir şarkı da vardı değil mi? Yüzüme, başkasına bel bağlamış, artık ondan bana ne? Dönme bana sevgilim, kalbimde yoktur yerin. Ondan sonra hiç görünme gözüme, belki yine severim. Şimdi bu birilerine de mesaj gibi oldu ama vallahi şarkı aklıma geldi. İçeriden gelen bir şeyle birlikte. Bir zamanlar böyleydi kelimesinden sonra ben bir vardı olarak anladım.
Ben de şimdi ya bir fotoğraf kaç şey anlatıyor sevgili Sedat Küçükoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Halil Kesik Minare'yi, şimdi buna bir şey değişti. Thomas Çukur ney? Ha külah özür ben başka tarafa gitti kafam. Bir külah giydirildi. Şimdi burası artık kubbeli. Böyle burasında bu şey var. Burası böyle oldu. Şimdi ben buraya gittim. Allah var. Yalan mı söyleyeyim? Neymiş efendim? Ödüllü proje. Ya Allah'ınızı severseniz. İşte bilmem ne kadar verince birinci sen oluyordun o ödülde. Onu o zaman da dile getirmiştim. Şimdi Sayın Türel'in arkası diye söylemiyorum. Bak Allah için ben o zaman da dile getirmiştim. Onun için rahat söyleyebiliyorum. Şu caddeyi sokağa gezdiğinizde vallahi kendi kendinize gülesiniz geliyor. O zaman da geliyordu. Şimdi burada yenileme çalışmaları yapılacak. Ha yapılmazsa o zaman yine güleceğiz. Hiç merak etmeyin. Gülmeye devam edeceğiz. Diyor ki ödüllü proje büyüyor. Kale içi çiçek açan şehirler ikinci etap projesi. Antalya'ya iyi gelecek. İyi geldi mi gelmedi mi bilmiyorum. İyi geldi mi gelmedi mi bilmiyor. Erzurum'da tespih çeker ederler böyle. Reklama gideceğiz mi? Ben reklama gitmeyeceğiz diye böyle gidiyordum. Gidelim. Ya gidelim, niye gitmeyelim ya? Oraya da gidelim tabii. Var mı başka fotoğrafımız? Bir listeyi, bu fotoğraf çok güzel ya. Bu fotoğrafta şöyle bir fotoğrafta ben mi? Bu tarafta da ben dursam şöyle. Aslında bu gömleğin aynısı bende var. Söz veriyorum size bu fotoğrafı atma. Bu fotoğraf duracak. Bir gün aynı gömlekle böyle karşılıklı poz vereceğiz eski başkanımla beraber. Benim hoşuma gidiyor bu tür şey. Ve siz de fotoğrafı çekip bana göndereceksiniz. Bunu kim yapar bu işi en iyi? Bu işi yapanlardan kimler vardır? Var, izleyicilerimden var. Onlardan aynı gömleği giyeceğim. Onun solum ne taraf oluyor? Efendim? Ha böyle mi oluyor? Ha şimdi çeken oldu mu acaba bilmiyoruz. Ya neyse hayırlısı olsun. Çeken çekti, çekmeyen çekmedi de Sedat'tan beklerim bunu. Bir gün o gömleğin aynısını giyeceğim. Aynısı bende var. Arkadaşlar ikinci el diye bir şey var. Tamam yüksek fiyatı eyvallah. Giydiğim gömleğin fiyatı öyle küçük değil. Ben eurolarla dolarlarla gömlek alıyorum. Öyle gidip de cuma pazarından gömlek almıyorum ya da çarşamba pazarından. Ali Orhan çarşamba pazarı ya Allah'ını sev. Hiç benim gördünüz mü işte giyim sponsoru şu diye? Yok. Niye? Çünkü beni Antalya'da giydirebilecek kadar böyle kaliteli mağaza yok. Benim giydiğim ürünler hep kalite. Paris, Londra, Amsterdam. Hey gidiyek. Var mı başka fotoğraf? Yok şu liste vardı. Bir liste vardı. Şimdi o listede bir iki bir şey söyleyeceğim size. Aldım. Bu çubuğa ne diyorlardı? Maestro mu? Şöyle yapıyor ya. Efendim? Ya sen neler biliyorsun var ya vallahi billahi. Senden iyi öğretmen olmaz. Evet diyorsun. Yani bir de itiraz et. Şimdi öğretmen 134.668, emekli 918.491. Bunlar maaş değil ha. Yanlış anlamayın. Vergi denetmen 499, engelli 239.106, ağır engelli 75.474, ağır engelli refakatçısı 20.145, şehit gazi yakını 11.627, 65 yaş üzeri 899.993 kişi, 899.993, gazi 4.956, basın yani medya yani biz 8.838, posta dağıtıcısı 6.436, TÜİK yani araştırma grubu 1.797, muhtar 580, jandarma 9.053, emniyet 25.199, milli sporcu 14.112, belediye zabıta 2.357, orman muhafaza 316, denetmen 463, sahil güvenlik 5.567, serbest 16.955, bu ne rakamı biliyor musunuz? Bir ara. Aradan sonra sizinle bunu söyleyeceğim, size bunu söyleyeceğim, sizinle bunu paylaşacağım ama kısa bir ara. Aradan sonra yine beraberiz.
3-2-1 ve yayındayız yeniden. Listemle birlikte yayındayız. Şimdi diyeceksiniz ki bu ne listesi? Size göre ne var bunda yani? Şimdi en üstte öğrenci var. Bir de ücretsizler var. Onların yanı sıra Antalya'da otobüslerin taşıdıkları, yani şu benim sopayı bir göndersene. Boyum kavuşmuyor. Sen gelecek misin? O zaman şeyini giy de gel. Nedir? Mikrofonunu tak da gel. Sen askere gidiyorsun. Şimdi size bugün bir sürprizim olacak. Bir alayım sopayı. Sopamı bir alayım. Sopamı bir gönderin. O Elif. Çabuk. Abi hızlı hareket edeceksiniz. Askere gitmediniz mi henüz daha? Bak gidiyor. Gidiyor. Çok teşekkürler. Keşke çıksaydın ekrana ama. Bakın şu öğretmen ve emekli, bir de öğrenci, bu üçü hariç ki bunlar da indirimli. Bundan sonrası şuradan aşağısı hepsi ücretsiz taşınmış. Bunları otobüsler ücretsiz taşıyor. Bu rakamlar onlar. Şimdi veriler elimize geçiyor, geliyor sağ olsun. Yeni yönetim biraz daha şeffaf herhalde ki. Yani elden ele değil de böyle ne diyeyim? Verilmesi gerekenler bu verileri alabiliyor. Şimdi düşünün, bakın, vergi denetmeni ne ücretsiz, engelli, ağır engelli eyvallah, engelli refah açısına eyvallah, şehit gazı yakını eyvallah, 65 yaş üzerine hep karşı olmuşumdur. İhtiyaç olan eyvallah. Peki, basın eyvallah ama hepimize değil. Hakikaten habercilik yapanlara, soğan doğrayanlara değil. Hıyar doğrayanlara, domates doğrayanlara değil. Posta dağıtıcısı, geçmişte postane, hadi devlet kuruluşuydu, şimdi özel. Bu niye bedava biner? Merak ederim. TÜİK'çiler niye bedava biner? Ondan sonra jandarma, emniyet, eyvallah. Milli sporcu, hadi yine biraz eyvallah. Belediye zabıtası niye bedava biner, ücretsiz biner, ben merak ediyorum. Orman muhafazayla ne işi var otobüsün? Ya arkadaşlar vallahi denetmen zaten parasını alıyor denetleyerek. Sahil güvenlikle ne işi var otobüsünün? Bunlar hep ücretsiz binenler. Ve serbest binenlerin kim olduğu belli değil. 16.955 kişi. Velhasıl bir ay içerisinde Antalya'daki otobüsler 5.648.508 kişi taşımış. Ve bunların diğer rakam, büyük rakamı da bu bedavacılar. Büyük bölümü bedavacılar. Şimdi size bir sürprizim var. Ya. Aramızdan birini askere göndereceğiz. 18 mi 20 günlüğüne mi ne gidiyorlar? Artık bir 18-20 yıl anlatırlar. Askerlik böyle bir şey. Şöyle bir yanıma gel bakayım. Önce sizi bir tanıyalım. Hani biz program aldığımızı hiç tanımıyormuşuz gibi. Ya sen de acemi miyim? Şimdi ilk defa ekrana çıkıyormuşum gibi davranma. Ciddi misin? Niye? Benimle olduğun için. Ya valla ben de ekrana bakınca böyle bir heyecan duyuyorum. Çünkü ben de benimleyim o arada. Sevgili Akif Arıcı bizimle. Akif Arıcı, bakın saçlar ne güzel olmuş. Beğendin mi? Çok güzel olmuş. Bu ne? Yani böyle bırak. Oluyor da tıraş olacağım. Ha, yani. Şimdi Akif bizim haber merkezimizin gerçekten en deneyimli eleman değil. En deneyimli muhabirlerinden biri. Gazeteci. Şimdi biz eleman. Sanki şey ne? Pense. Ya da tornavida. O da eleman. Şimdi ama bunlar, bu arkadaşlar gazeteci eleman değildir. Gazetecidir. Onun için Akif bizim için gerçekten önemlidir ve Antalya için de önemlidir. Çok önemli haberlere imza attı. Aklımda kalan bir taneyi söyleyeyim mi? Bugün eğer hızlı geçiyorsanız bazı yerlerde, aha bu kardeşime borçluyuz değil mi? Sevgili Akif, şimdi ben askerlik yapmadım biliyor musun? Yok. Almadılar beni abi. Vallahi engelliydim ben. Doğrudur. Devam ediyor mu hala? Devam et. Beyin engelli olunca Akif'in böyle de bir güzel espriler de vardır. Evet Akif, ne zaman gidiyorsun yani? Evet, bugün son aslında işim olarak, yarın asker olarak gözüküyoruz ama yol izni olduğu için iki gün yol izni veriyorlar. İstanbul'a gidiyorum bu arada. O pazartesi günü ayın 14'ünde
Teslim olacağım. Yani teslim demeyelim, gönüllü gidiyoruz zaten. Nasıl gönüllü? Sonuçta o ya, kullanılıyor yani. Teslim kelimesi bana pek... Yok, kaç kilo askerlik yapacaksın? 19 gün gönüllü gidiyormuşlar ya. Bir üzüldüm gidiyor diye var ya. Dün akşam yemek yemedim, evde kavga çıktı. Niye yemek yemiyorsun diye. Ya Akif askere gidiyor dedim. Nasıl dedim üzüntüden şeyden yemek yiyemedim. Ama yine de vatanı görev görevdi. Tabii vatanı görev. Şöyle ya, açıklamak gerekir. Yani mesleğe küçük yaştan itibaren girdiğimiz için sürekli kendimizi bir ispatlama, kanıtlama peşindeyiz. Sürekli bir kendimizi unutturmama peşindeyiz. Bu sırada da eğitim hayatı da devam ediyor. Hani askerliğe sürekli bir erteleme oluyor. Benim de malum yaklaşık bir 11-12 yıllık bir erteleme oldu. Yaş 32 oldu artık. 32 var mısın? Evet. Vallahi ben seni halen daha okuldan yeni mezun olmuş olarak teşekkür görüyorum. Teşekkür ederim abi. O senin gözlerinin güzelliği diyeyim. O gözlerin bozukluğudur olsa olsa. Yani evlendik. O arada çocuk oldu falan. Kız var işte, bire başladı. Allah bağışlasın. Bugün abi, kız çocukları günü. Evet. Dünya kız çocukları günü. Kutlayalım. Dediğim gibi inşallah pazartesi günü gidiyoruz. 1 Kasım daha terhis olup tekrar görevimizin başına gelmeyi ümit ediyoruz. Hazır askerlikten de konu açılmışken, 3. güne girdik. Barış Pınar Harekatı'nda ülkemizin hem iç güvenliği hem de sınır güvenliğini sağlamak, oradaki terör koridorunu engellemek için cansiperane bir şekilde vatanımızı savunan bütün kahraman Mehmetçiklere Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İlk şehit haberimiz de geldi maalesef. Evet, Allah'tan rahmet diliyorum şehidimize de, ailesine de başsağlığı diliyorum. Buradan da o mesajımı da vermiş olayım. Çok teşekkür ediyorum. Çok inşallah. O ben kaçayım bir anda. Daha bugün haberler var yine yapmamız gereken. Sen bugün ara çalışacak mısın? Bugün çalışacağım tabii. Ne kadar? Bugün tabii Büyükşehir kadar. Belediye Meclisi var bugün. Evet, ona gideceğiz. Kitap fuarımız var. Haber merkezi olarak onları takip edeceğiz. Ayrıca yine özel haberlerimiz olacak. Bak bir mesaj geldi. Size iyi tezkereler diliyorlar. 610 gün yapmış bunu dileyen. 610 gün. Ya. Şimdi, Allah kabul etsin mi diyeyim artık Ali bir abi. De bazılarına sefer görev emrinizin tebliği için 10 gün içerisinde varsa eski sefer görev emriyle birlikte en yakın askerlik şubesine başvurunuz diye mesajlar gidiyormuş. Sefer görev emri farklı bir şey. Bu var mıdır yok mudur böyle bir şey, gerçekten askere çağrılmalar başladı mı başlamadı mı onu bilmiyorum ama böyle bir şeyler vatandaşlara geliyormuş, onu da söyleyelim. Şimdi fotoğrafı alayım. Şimdi şu fotoğrafları beraber görelim. Olur tabii, seve seve. Alalım. Şimdi bu fotoğraf Tanju Altınay'ın kızı. Tanju abinin kızı, evet. Evet. Maşallah. Ve doğum günü. Nice yıllar dileyelim Şevval'e. Şevval hepimizin çocuğu ve Şevval'i hepimiz gerçekten çok seviyoruz. Şevval belki bu fotoğrafını burada gördükten sonra mutlu olacaktır. Biz ona ömür boyu güzellikler, mutluluklar diliyoruz. Nezdinde bütün çocuklara. Amin. Devam edelim. Bak, Akif abin de, Akif amca da yorumladı. Evet. Bu ne? Ben ha, ben varım bak. Kaçtan oldu? İki tane ben oldum. Bir tanemle baş edemiyorlardı şimdi iki tanemle. Şimdi şu fotoğrafa bir yorum yap. Sen yap fotoğrafa yorum. Burada ne görüyorsun? Burada kesik olmayan bir minare görüyorum artık. Başka? Bu fotoğrafta başka değil ama kesik olmayan bir minare diyeyim artık. O da var. Başka? masaları görüyorum. Başka? Yolu kapatmış. Sanki. Ortada bir yine fiyat tablosu var herhalde, menüyü gösteriyor. Evet. Şimdi herkes demek ki bakmak farklı bir şey, görmek farklı bir şey. Görmedin demiyorum. Sen oraya dikkat et. Ben de ilk bakar bakmaz sevgili eski başkanım şey oldu. Sen ama çok tam net göremedin. Yüzü siyah gözüktüğü için onu orada. Aslında silüetinden anlamam gerekiyor. Ha. Ben iki tane oldum şimdi. Merhaba Ali Orhan diyormuş. Değil mi? Devam edelim fotoğraflara. Bu ne? Bu 17 bin lira maaş alanlar. Bu da 1300 lira. Hangisini almak istedin? Aşağıdaki fotoğrafta ne yaptıklarını anlayamadım. Soma. Maden işçileri. Madenciler. Bunlar madenci. Biraz ses açar mısın fotoğrafı? Bunlar madenciler. Bunlar da madencilerin seçtikleri. Yani bu fotoğraf ne zaman hazırlanmış bilmiyorum ama madencilerin 1300 lira aldığını pek
Eski bir fotoğraf. Ha, inandırıcı bulmadım açıkçası. Yo, madenciler öyle çok yüksek para almaz. Bir de şöyle, madencilikte bir kural vardır. Babanız madende öldüğü zaman yerine siz gidebiliyorsunuz. Öncelik evet. Sizden yana. Çünkü yeni ölümler, yeni ölecek insanlar gerekli olduğu için o aile alışkanlık olmuş. Babadan oğula geçiyor. Bu ölüm mesela süreci. Amasya'da, ondan sonra Zonguldak'ta gittiğinizde madenci mezarları vardır. Bakarsınız ki isimler hep bir o onun oğlu, onun oğlu, evet. Onun oğlu böyle çoktur. Onu ben daha önce maden kazalarında çalıştığım için epey bilirim. Vahide Yanık diyor ki Akif'e hayırlı tezkereler olsun. Ha, iyi yayınlar ederim, abi demiş. Vahide abla. VTV Polat. VTV'den Polat. Biz askere gidene kına yakılır, düğünle gider gibi uğurlanır. Askere gidene üzülülmez. Akif'e üzülme, onu biz düğünle yolluyoruz diyor. Ne güzel. Bak arkadaşlarım da gitmeni nasıl istiyorlar. Vallahi yani. Çok istiyorlar ya. Bir şey söyleyeyim mi? Benden kurtulacaklar mı? Aynen öyle. Aynen, aynen. Yani düşünebiliyor musun? Sabah geldiğimde orada bana sallayacak biri yok. Ne güzel evet. Değil mi? Çünkü maalesef bana mi? Haber merkezine girdiğimde en çok sallayanlardan birisin değil mi? Hayır, ben askerde kimi sallayacağım? Ben onu düşünüyorum. Sabahlarda izleyemeyeceksin. Evet. En azından uzaktan sallardın. Var mı başka fotoğraf? Bak işte sabah neler çekiyorum, gör Müslümanlar neler çekiyor buralarda. Doğru. Şimdi, zor ya, zor gerçekten. Ne zor? Senin işin de zor. Ya bırak ne zor olacak, bak böyle evet. deyip ondan sonra deyip şeyler. Bizim ne zorluklarla yaptığımız haberleri buraya çıkıp 2 dakikada sunuyorsun. Gerçekten. Güzel bir gerçekten. Şu ikiliden bir ver. Şimdi arkadaşlar bir haber için o 3 dakika, 2 dakika ki 5 dakika oldu mu ben belgesel mi çekmişler diye kendi kendime soruyorum. Kendilerine de gidip söylerim. Çok eleştirdim. Çünkü seviyorum arkadaşlarımı. Şimdi gerçekten 3 saat, 4 saat, 5 saat bazen bir gün uğraştıkları haberi ben burada zaman zaman kafa yaparak değil mi? Tabii. Ama öyle de olması gerekir aslında. Zaman zaman farklı bir şekilde veriyorum. Yani ben onu bazen de diyorum ya arkadaşlarımız bu kadar uğraşmışlar ama bana da bunu işte iki laf etmek kaldı deyip böyle evet. gönderiyorum. Ama gerçekten sizin için, Antalya için önemlisiniz. Antalya'daki gazeteciler, muhabirler, sokaktaki insanlar. Gerçekten önemli. Bir an önce geri dön. Gülme. Genç geri dön. Yani genç gazeteciler. Sen için demiyorum. Yani. Sen aynen. de artık 30'u devirdin. Bitti. Aynen. Bitti. Mesela ben 85 yaşındayım. Yani bir 50 yıl daha belki gazetecilik yapabilirim diye düşünüyorum. O zaman benim bu programı sunma hayalim suya mı düştü? Keşke. Keşke gelsen de birlikte sunsak. Gerçekten çok hoşuma gider. Senin gibi ilerisi geleceği olan, hakikaten geçmişinde iyi bilgilerle donanmış, iyi kendisini yetiştirmiş bir insanla ekranda olabilmek gerçekten güzel. Bizim olmuş. İçin bir şereftir o. Yok, o benim için. Yalanla numara çekme, askere gidiyorsun diye. Evet, hadi kapat programı. Evet, bugün Ali Orhan'la Antalya gündem programının sonuna geldik. Yine Ali abi bizim haberlerimizle size güzel dakikalar geçirdi umuyorum. Klasik kapanış mı yapalım Ali abi? İstediğini yap. Ne? Bu arada Evren Erilmez günaydın demiş, alkışlamış. Naci Yorlu, Balıkesir Gönen'den sevgiler saygılarımla çok güzel yayınlar demiş. Onları da söyleyelim. Nasıl bak en güzel taklitimi kim yapıyor? Kim Beysi? Muhteşem yapıyor. Yayınladın mı yoksa? Yok henüz yayınlamadım. Vallahi ben yayınlarsın diye bekliyordum. Şimdi o zaman ben gidiyorum bugün kapanışı sevgili evet. Akif yapacak. Akif yapıyor programı. Akif şu kameradayız. Evet. Şunu da eline alayım işte. İstediğin şekilde. İstersen maestro çubuğunu vereyim. Ne kadar neler var. Gel. Hadi. Malzeme çok. Evet ben gidiyorum. Akif kapanışı yapıyor. Ben de Akif'e nezdinizde bütün izleyicilerim adına iyi tezkereler diliyorum. 20 gün zaten. Hadi ben gidiyorum Akif işsende. Evet Ali Orhan ile Antalya Gündem programının sonuna geldik. Ben yine programı kapatmadan önce Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizi terörden koruyan askerlerimize derman, kuvvet diliyorum. İnşallah hayırlı bir şekilde dönerler. Bu harekatı güzel bir şekilde bitirirler. Hem ülkemizin geleceği için hem de bir süredir burada misafir ettiğimiz Suriyeli insanların da ülkelerine dönmek için güzel şeylere vesile olur diyorum. Hepinize hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın, bizi izleyerek kalın. Görüşmek üzere. Mahlede ölüm yok, bu ne şivandır şu Yemen elleri, ne de yamandır ah o Yemen'dir gülü cime.
Burası huştur yolu.